Değerli takipçilerim, güzel danışanlarım, güzel bir 2022 gelsin. Değerli koçlar, değerli yükselen koçlar, ay burcu koçlara kucak dolusu sevgiler diliyorum. İsteklerinize, kendinize güvenerek başlamanızı ve başarılarınızın hızlı bir şekilde akmasını temenni ediyorum. Çünkü bu dönem Mayıs ortasına kadar Jüpiter kendi kader alanınızda yer alacak ve affetmeyi, geçmişe ait yaşadığınız her noktayı bu sene affederek, bağışlayarak başlamanızı öneriyorum. Çünkü bu yıl tutulmaların etkisiyle birlikte parasal konularda sadece kendi bildiğinize odaklanmanız gerektiğini de uyarıyorum. O yüzden diyorum ki Jüpiter affetmeyi, bağışlayıcı ve genişleyen bir enerjiyi temsil ediyor. Yapmanız gerekir çünkü kader çarkınızda yapmanız gereken tek şey affedeceksiniz, bağışlayacaksınız. 2018'den bu yanaki yaşadığınız ve 2014'ten bu yana yaşadığınız krizler ve 2020'de öğrendiklerinizi bu hayata nasıl geçireceğinizi bulmanız gerekiyor. İş konularınızla ilgili özellikle çok güzel odaklanma yaşayacaksınız ve bu odaklanmalar size kazanç evrenizi daha verimli noktada aydınlığa itecek. Nisan-Mayıs'a kadar hedeflediğiniz tüm iş evrelerinize doğru odaklandığınız takdirde büyük başarılar elde edeceksiniz. Kurmak istediğiniz, yapmak istediğiniz, planladığınız her şey size hem akıcı hem de ruhunuza uyacak enerjilerde yer alacağınız gözüküyor. Kurumsal ya da büyük firmada kendinizi ispatlamak istiyorsanız Haziran dönemi bu ispatlarınız için, kendinizi kanıtlamanız için en doğru süreç. Yani Haziran'a kadar, yani bunların hepsini başarmak istediğiniz noktaya ait olacaksınız. Devlet kadrosunda ya da büyük bir devlet alanına geçiş yapmak istiyorsanız Nisan başı itibariyle bu konularınız, kafanızdaki soru işaretler, Eylül ayı itibariyle de bu konuyla ilgili yaşayacağınız pürüzler bitmiş. Tam istediğimiz evrenin aydınlanmasını yaşayacaksınız değerli koç burçları. Fakat şöyle bir durum var. Uzun süredir iş haksızlıkları ve bunlar için mücadele eden ve ben bu kadar emeği, bu kadar hayatı niye bu kadar yaşadım diyorsanız sizin için Şubat ayı iş konu, kader döngünüzdeki geçmişe ait olayları bırakıp yepyeni bir iş enerjisi size uğur ve bereket getirecek diyorum. Ama şöyle bir şey var. Özellikle kendinize ait birikimlerinizi ortaklı bir planda yapmak istiyorsanız, kendinizi kanıtlamak istiyorsanız çok doğru bir yıl. Becerileriniz ve becerilerinizle alakalı noktadaki her şeyi en iyi şekilde yapacağınız bir dönem. Mayıs ayı bunun için hızlı başlangıç dönemi olacak ve isteklerinize tek tek erişeceğiniz bir evre. Aile işi ya da uzun süredir ortaklı süreçlerdeki kazançlarla alakalı kendinizi doğru ispatlamaya çalışacaksınız ve Temmuz-Ağustos kazancınız ikiye katlanabilir ve bunlarla birlikte çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Ortaklı ayrılıklar düşünüyorsanız, özellikle değerli koç burçları, ortak noktalarınızla alakalı ayrılıklar planınız varsa, evet, yani Şubat'ın ortasına kadar ve en geç Haziran'ın ilk haftasına kadar ortaklı bilançonuzu hazırlayacaksınız ve ayrılıkları en iyi şekilde belirleyeceksiniz. Bu da sizin hayal ettiğiniz isminizi, becerinizi, geliştirmek istediğiniz tüm alanları daha kolay elde edeceğiniz bir nokta söz konusu olacak. Yurt dışıyla alakalı iş konularınızla ilgili planlarınız varsa Eylül, Ekim bu konular için en doğru zaman olacak. Yani yurt dışına yerleşmek, yurt dışı hakimiyeti kurmak, yurt dışı ile ilgili planlar Eylül ayı sizi daha verimliliğe doğru itecek. O yüzden Eylül planlarınızı yurt dışı olarak hazırlarsanız acayip keyif alacaksınız. Bu arada ailevi sorunlarınızla ilgili de bu Mart ayının 15'ine kadar miras, mal, tartışma, geçmişe ait yaşadığınız krizleri bu Mart ayına kadar çözmeniz lazım. Eğer çözmezseniz çok uzun soluklu 3-4 yıl aynı konular tekrar hayatınızın içerisine yer alacak ve bu noktada da başa döneceksiniz. O yüzden bu sene Mart ayı bu konularınızın çözme dönemi diyorum. Dedim bile. Emlak konularınız için çok doğru yatırımlar yapmak için güzel kazançlar elde edeceksiniz ve bu kazançlarınızda
toprak, emlak ve ev almak isteyenler bu sene daha şanslı olacak ve daha akıllı yatırımlar yapacaksınız. Ama araç merakı olanlar için ilk önce ev sorunlarınızı çözmeden Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar ev oluşumunuz gerçekleşecek, ama sizin araç ya da daha farklı yatırımlara merakınız varsa önce tapulu işlerinizi halledin. Sonra yürüyen aracınızı hayata geçirmenizi uygun görüyorum ve enerjiniz de bunu gösteriyor. Bir de ailevi emlak sorunlarınızla ilgili bu yıl çok büyük çatışmalar, miraslı konularda ağza alınmayacak laflar, aile içerisindeki sözlü konuşmalar çok can yakabilir. O yüzden ailenize ait haklarla ilgili de avukatla alakalı çözmeniz gerekiyor. Ve özellikle Ekim-Kasım, 2022 Ekim-Kasım burada şiddetli kaoslar. O yüzden en azından biliyorsunuz ne olacağını. Bunu bir an önce çözmeniz için ve özellikle baba köklerinizle alakalı yaşanacak tartışmalar hayatımızı çok zindan edebilir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor diyorum. İlişkiler konusunda özellikle 3-4 yıldır ilişki konusunda şanssız olan ve artık ben aşk ve sevgi istiyorum diyen ve hiç ilişkisi olmayan koçlar yaz ortası itibariyle doğru aşka ve doğru enerjiye ait olacaksınız ve evlilik yapacağınız insanla karşılaşma söz konusu olacak. Ve uzun süredir de yaşadığınız ilişkiyle ilgili netliğe kavuşmak ve bir türlü hala ne olduğu belirsiz giden ve aileler tanışacak mı diyorsanız, bu yıl özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ailelerin bütünleşmesi ya da görücü usulüyle yaşanacak bazı olaylar evliliğe doğru yüzük takma dediğimiz bir evreye geçiş yapacak. Bu sene bekar koçlarda güzel evlilikler, güzel ilişkiler, güzel enerjiler var gözüküyor. Evli olanlarda ailevi sorunlarınız, karı koca hayatınızdaki maddi ve manevi krizler birbirinizi çok fazla yıprattığınızı ve bu ilişkinin artık her geçen gün kıskançta olduğunu gösteriyor. O yüzden bir ilişkiyle ilgili uzman ya da artık bitmesi gereken netliğe kavuşursanız daha sağlıklı, daha bilinçaltınızın yorgun olmayacağını gösterir. Yani boşanması gereken çiftler artık karar vermek zorunda. Çünkü ilişki hayatınız çok karışık ve çok mutsuzluklar yaratıyorsunuz. Evliliği güzel gidenlerde de daha çok çocuklarınızın kariyeri ile ilgili, yurt dışı, eğitim konuları ile ilgili devamlı bu sene bunun koşturmasını yaşayacaksınız. O yüzden siz de çocuklarla koştururken ilişkinizin hani eksik olan noktasını göremeyebilir ve ilişkiye ait olmayı unutabilirsiniz. Birebir ilişkiniz güzel giderken flört etmeyi, güzel sözler söylemeyi, dışarıdaki etkenlerden mümkün olduğu kadar karı koca hayatımıza yansıtmamamız gerekiyor. Bazı koçların en büyük sorunu eşimin işinden kaynaklı geç gelmeleri, aldatılıyor muyum korkularına sebep olabilir. Eşinizin iş ve çok yoğun bir temposu olacağı için sadece işe odaklanacak. Siz ona güzel enerjilerle, güzel sevgiyle daha güzel noktalara eriştirebileceğinizi söyleyebilirim. Çocuğu olmayan ve uzun süredir 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır çocuk bekleyen ve hala ben bu murada erecek miyim diyenler için evet, tedavinizi Nisan ayı itibariyle başlatabilir ve bu tedavinizde evlat sevincini çok güzel bir şekilde tadını varacağınız bir yıl söz konusu olacak. Ne yapacağız? Çocuk tedavisi ve inanarak, Rabbimin enerjisine güvenerek bu sene bu enerjiye başlamanız gerekiyor. Eğitim konuları yarım olan ev hanımları ya da gençlerimiz liseyi yarım bırakmış ortaokul. Bu sene bunlarla ilgili büyük bir mücadele. Çünkü tekrar öğrenmeyi, tekrar eksik noktamızı bulmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu sene yarım olan hayat, dil eğitimi, yapmak istediğimiz master ya da hedeflediğimiz kariyer anlamındaki eğitimlere çok odaklanırsak bu sene bunların da çok iyi bir şekilde başarısını elde edeceğiz. Özellikle çok çocuklu ailelerin 3 numara ve 2 numaranın kariyer anlamında çok büyük başarılar elde edeceği, üstlerdeki çocuklarınızın da psikolojik olarak yorgun olduklarını görebilir, onlara destek olmanızı önerebilirim. Sağlık olarak bu sene en önemli şey beyin kanamalarınıza, baş ağrılarınıza, boyun fıtıklarınıza ve özellikle aile büyüklerimizin kalp ve damarla alakalı yaşanacak sağlık problemleri hanemizi biraz daha yıpratabilir. Yani bu dönem, bu yıl ailenizde beyin kanamaları, damarlarla alakalı sıkıntılar ve özellikle de bunlar biraz ameliyatlı ve sıkıntılı bir noktayı temsil ediyor. Bol seyahat edeceğiniz bir yıl ve enerjiniz de spiritüel olarak da enerjiniz seyahat etmeye çok yatkın olacak.
kendinizi şarj edip ve 2023'e ve 2024'e temel olarak kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Doğuşunuzun temel noktasını atacağınız için başarıdan korkmamanız gerekiyor. Başarmaya odaklanmanız lazım. Kendinize bazı dürüst olmadığınız ve hızlı ve ani karar verdiğiniz noktaları da not almanızı öneriyorum bu sene. Çünkü siz not aldığınız zaman daha başarılı ama not almadığınız zaman bazı noktaları çabuk unutan bir noktadasınız. Bol bol not alıyorsunuz, bol bol enerjinizi tutuyorsunuz. Özellikle enerjinizin en tavan olacağı dönemler Mayıs, Nisan ve Mart ayı. O dönem bol bol dua ediyorsunuz. Dileklerinizi ve isteklerinizi, hayatınızdaki olmak istediği her şeyi not almanızı öneriyorum. Çünkü hayatınızda ne istiyorsanız bu yıl daha başaracak, geçmiş yaşadığınız problemleri geride bırakıp kendinizi bulacağınız, kendinize çok değer vereceğiniz bir nokta söz konusu olacak. Evli olan ve eş sülalesinde sıkıntı yaşayan çiftler artık eşinize bu durumu çözüp daha mutlu ve daha enerjik aydınlığa kavuşacaksınız. Bol bol arazi ve toprak almak isteyen koç burçları tarım ve organik üzerine bazı planlar kuracağınız için bu tarz yatırımlar söz konusu olacak. Uzun süredir de kendinize yazlık ya da küçük bir ev almak istiyorsanız Kasım'ın ilk haftasına kadar bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Umutla, güzellikle olsun diyorum ama kendi eğitiminizdeki eksikliklerimizi mutlaka öğrenmeye açık, öğretmeye açık, kendimizi bulmaya açık bir yıl olacak. Bol enerjimizi ve maddi kaynaklarımızı doğru değerlendirdiğimizde geçmişe ait krizleri örtüp yepyeni bir siz yaratacaksınız değerli koç burçları. Rabbim size güzellikler, huzur, bereket, aydınlık getirsin. Her şeyden önemlisi evinize, ailenize aşk ve sevgi ve huzur ve para getirsin. Dürüst ve ahlaki değerli insanlarla hoş sohbet getirsin istiyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. ...2022... değerli boğa burçları, güzellikler, umutlar, hayaller, hayalleriniz hep gerçek olması dileğiyle yükselen ve ay burcu boğa olan değerli takipçilerim, danışanlarım, her şeyden önemlisi huzurda bir yıl olsun, umutta bir yıl olsun. Şöyle başlıyorum, özellikle kuzey ay düğümlerinin değişimi sizin iyicil tarafınıza doğru yönü, sizin iyicil tarafınıza burcunuzda bulacak. O yüzden başarı ve umut ve sağlık katacak hayatınızda ve yaşadığınız özellikle 3,5 yıllık krizleri, 3,5 yıllık çözemediğiniz olaylarla daha doğru bir şekilde ilerlemeyi, ilerletmeyi ve kendinizle alakalı yapmış olduğunuz hataları tekrar gözden geçirip ve kendinize iyi gelecek enerjileri çekme yılını yaşayacaksınız. O yüzden ben sizden o kadar umutluyum ki, yani evet kariyer anlamında çok zor ve yeni sorumluluklar, yeni zorlayıcı olaylar, bunu başaracak güçte olmanıza rağmen geçmiş yaşadığımız olaylar size çok fazla korku ve endişe yaratabilir. O yüzden sizden ricam, tutulmaların etkisi ve ay düğümlerin kuzey tarafı, yani iyicil olan nokta, sizin kendi noktanızda umut ve başarıyı getiriyor. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. İş konularınızla ilgili yapmak istediğiniz ve yapmaktan korktuğunuz her şey size çok hızlı bir şekilde akış şeklinde hayatınıza geçiş yapacak. Mesela işinizde uzun süredir zorlanıyorsanız, buradaki insanların tavır ve edalarından ciddi anlamda rahatsızsanız, bunlardan kurtulma, yeni bir işe, yeni bir başlangıca geçiş yapacaksınız ve bu sizi daha çok güçlendirecek, daha umutlandıracak diyorum. Yani bulunduğunuz alandaki yardımcı, çalışan, alt alanda bile çalışıyorsanız kendinize ait kimliğinizi tam anlamıyla masaya koyma dönemi yaşayacaksınız. Ama sizden tek ricam, umutlarınızı ve hayallerinizi o kadar güzel dokunurken geri durmayıp ve onun üstüne ısrarla gideceksiniz. Eğer gitmezseniz tekrar 3,5-4 yıllık geçmişe döneceksiniz. Bu da sizi başarısızlığa iter. Şimdiden ipler sizin elinizde, hayaller sizin elinizde. Yapmanız gereken tek şey plan, program ve hedef. Şöyle bir özellikle iş çevrenizde yeni o,
sosyalleşecek, neşe katacak yeni projeler, yenilikler, yepyeni bir oluşum sizin hayatınızda gerçekleşecek ama en önemli şey sosyal çevreniz daha renkli insanlarla oluşacak. Yani Jüpiter sizin sosyal alanlarınızı etkileyeceği için ve onları çoğaltacağı için onlara geleceğim. Ama iş konunuzla ilgili ortaklı konularda ayrılıklarla ilgili değil, daha bütünleşme ve birbirimize ait planları daha masaya yatıracağımız, korktuğumuz olayların üstüne gidip bunlarla ilgili yeni oluşumlar size çok büyük bir güç getirecek. Ne yapacaksınız? Cesaretinizle işinize daha sımsıkı ve bu sizin çocuğunuz gibi sorumluluğunuza ait olacaksınız. Kurumsal bir firmaya geçmek, büyük bir planınız varsa, yurt dışı ile alakalı gitmek istediğiniz iş sektörünüz varsa Mayıs ayı ve Nisan ayı bu konular için inanılmaz güzel ve gitmeniz için en doğru seçenek olacak. Mesela yurt dışına yerleşmek iş konusunda teklif ve plan bekliyorsanız Nisan Mayıs bunun için çok doğru ve hayırlı olacak. Eğer Türkiye'de herhangi bir kurumsal firmada çalışıyorsanız bunlarla ilgili emek konusunda çok fazla yorulmuş olduğunuz ve buraya ait haklarımla ilgili bir türlü kimse vermeyecek diyorsanız hayır, bu haklarınız tek tek verilecek. Sadece bu haklar için bir 6 ay gibi bir zamanınız var. 6 ay sonra ödüllenip hak evrenize geçiş yapacaksınız. Eğer ki devlet alanına girmek ya da devlet alanında kendimi ispatlamak istiyorum ve burası kalıcı olmasını istiyorsanız bu sene değil, bir dahaki sene bu kapılarınızın daha sağlıklı olacağı, sadece burada taşeron bir firmada çalışıyorsanız aynı firmada devam edip buranın kapılarını kollamanız lazım. Pes etmemeniz gerekiyor. Çünkü burada pes ettiğiniz takdirde yerinize başka insanlar geçiş yapacak. Bir de kendi işini büyütmek, farklı planlar yapmak isteyen değerli boğalarda güzel yenilik, yeni çevre, yeni bir oluşum size parasal anlamda da ve yurt dışı bağlarınızda da çok büyük güçlenmelerinize yardımcı olacak. Eğer bir hukuk danışanıysanız, eğer bir doktorsanız ya da herhangi bir mühendisseniz bile özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos sizin için çok yorucu, çok stresli, yeni alanlara geçiş evrenizin çok büyük fırsatlar aydınlığa getirecek. Eğer tarım ve toprak işiyle uğraşıyorsanız ve uzun süredir buradaki borçlarınız, krizlerinizle ilgili daha büyük bir zarar edebilir, kredide sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Doğru bilançoyla ilerlemeniz, doğru toprakla uğraşmanız, zarar etmenizi istemiyorum değerli boğa burçlarım. Evet, emlak konularınızla alakalı geldiğim vakitte de satmakla ilgili kararlarınız sizi zorlayabilir. Yani bir yeri satıp bir yeri farklı bir alana geçirtmek, onu satıp başka bir yerden bir mal almak istiyorsanız özellikle bunlar Mayıs ayı için sizin için daha sağlıklı. Eğer Ocak ve Şubat yaparsanız ekonomik olarak çok büyük bir zorluğa geçiş yaparsınız ve bu sizi büyük bir depresyona itebilir. Dediğim tarihlerde yatırım ve alım için çok doğru bir süreç. Özellikle de eşiniz ya da siz kendinize araç almak istiyorsanız Şubat'ın ilk haftası ve ikinci haftası araç konunuzla ilgili sevinç hayatınızın içerisinde olacak. Hiç de korkmanıza gerek yok. Çünkü bu araç sizin ruhunuza iyi gelecek diyorum. İlişki konunuza geldiğim vakit gerçekten çok sosyalleşeceğiniz, Jüpiter'in enerjisiyle yeni insanlar, yeni alanlarla ilgili çok sosyalleşeceğiniz, eğer aşk konunuzda beni kimse beğenmiyor, ben ilişkiye ait değilim diyorsanız bu sene her an size aşk konusu avucunuzun içerisine gelecek. Hatta dönmesini, içinizdeki yarımlıkların tamamlamasını istiyorsanız en doğru tarih Mayıs'ın 21'e, Nisan 21 itibariyle sizin bu gelmesini istediğiniz kişilerin ayaklarınıza geliş olacağı. Artık egolar savaşır mı, ister misiniz, devam etmek ister misiniz, karar sizin olacak ama geçmişe ait ilişkilerin sizi ne kadar yorduğunu, ne kadar yıprattığını bilin. Ona göre adım atarsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Evli olan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara en çok birbirinizle alakalı yorgun enerjiden dolayı anlamama yılınız olacak. O yüzden lütfen küçük notlar buzdolabının üstüne, kapının üstüne bir yere, yani birbirinizle konuşma iletişimde zıtlıklar oluşacağı için siz sosyal çevreye ait olacağınız için evdeki enerjiyi çok fazla konsantre olamayacaksınız. Buzdolabının üstüne notlar, seni seviyorum mesajları, bu tarz enerjilerle bu ilişkiyi kurtarabilirsiniz diyorum. Bu ara evli çiftlerde dışarıya yönük enerji olacağı için sanki aldatılma, bu tarz böyle flörtöz havanız sanki ilişkinize bir zarar verme enerjisi var. Dikkatli
ve enerjinizi sosyal çevredeki enerjiyi dışarıda, eve geldiğiniz zaman içerideki enerjiyi doğru kontrol etmeniz gerektiğini söylüyorum. Evet, evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara uyarı verdim. Ama hiç aşık olmamışlar için bu sene çok doğru bir aşk, evlilikle ilgili konuşma, sevgilinizin geri gelmesi, sizi tatmin edecek cevapları alacaksınız. Çocuk düşünen ve olmayan çiftlerimiz için bu sene değil, seneye daha sağlıklı. Yani 2022'nin sonlarına doğru bu kararı verip tedavinize başlatırsanız daha sağlıklı olacak. Çünkü tempo çok yüksek, psikoloji enerjiniz çok yoğun, oraya o konsantre olamayacağınız için, yani yerinizde oturamayacağınız bir yıl olacak. O yüzden bence artık 2022'nin sonlarına doğru çocukla ilgili kararlarınızı verebilirsiniz. Çok çocuklu olan ve eğitim hayatı ile ilgili korkularınız varsa, evet, bu sene çocuklarınızın gözünün içine bakarak onları tek tek kontrol etmeniz lazım. Ama tatlı dille, ama kontrolle, ama psikologla ya da iyi bir pilates ve yoga yaparak, birlikte güzel şeyler başarak. Çünkü sizin dilinizin kemiği yok, sabit takıntılarınız olduğu için çocukları çok fazla yorabilir. Onları depresyona itmenizi istemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Onlarla güzel ve kaliteli bir vakit size iyi gelecek. Uzun süredir yaşadığınız evi taşımak isteyen ve hala ben çocukluğumdan bir evlendim buradayım bir türlü, bir bu sene taşınmanız gerçekleşecek ve size uygun, size hayırlı bir ev o kadar uğurlu ve bereketli gelecek diyorum. Sağlık konularınızla alakalı noktada bu sene en çok mide bağırsak, ince bağırsaklarınız, kalın bağırsaklarınız mide asitlerimiz ve en çok da kadınlarımızın üreme organları ile alakalı yaşayacağı krizler, ufak kistler, tedaviler biraz can sıkıcı olsa da sonu ferah olarak uyarı veriyorum. Aile içerisinde ortaklı mallarla alakalı uzun süredir haksızlığa uğrayanlar bu sene biraz daha toparlanabilseniz bile bunlar için acele etmeyin. Satılması gereken yerler için de sakın acele etmeyin. Çünkü yeriniz, toprağınız, alanınız gerçekten güçlü. Burayı sattığınız vakit çok sıkıntı evreye düşebilir. Büyük şehirde yaşıyorsanız ve uzun süredir farklı bir şehire gitmek isteyen, ne bileyim, sanat, medya, bu tarz işlerle uğraşan spor hocası olabilirsiniz. Evet, taşınmalar sizin bereketiniz, aydınlanmanız olacak. O yüzden gideceğiniz yolda da kendi çizginizi ve markanızı yaratma ihtimaliniz var. Özellikle yurt dışına yerleşmek, Yunanistan, Bulgaristan, farklı alanlarda hem iş yeri kurup hem de iş alanınızla alakalı dengeleri oturtmak istiyorsanız güzel fırsatlar var. Sosyal çevrede bu tarz imkanlarınız, Jüpiter'in enerjisi sizin etrafınızda olacağı için bunları çok doğru değerlendirdiğiniz takdirde de yurt dışı hayallerinize de adım adım ilerleyeceğiniz bir nokta. Ekonomik dengeyi kendi içinizde çok iyi tutmanız lazım. Gereksiz harcamalardan, çünkü en şanslı yıl, en bereketli ve iyicil bir enerji var. Jüpiter'in genişlettiği evre sizin sosyal çevreniz, harcamalarınıza ve kontrol etmeniz gerekiyor. Abuk subuk harcamalardan uzak durmanızı öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, umutla kalın, aşkla kalın. En güzel çocuklarınızla, anne ve babalarınızı çok sevin. Onlara güzellikler katın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Değerli İkizler Burcu, güzel bir yıl, umutlu bir yıl. Yani yorgunluğunuzu atmanızı, huzur seninle olması, fedakarlık ve çalışmaların karşılığını almanı temenni ediyorum. Özellikle de kendine güvenmeni, tekrar yeniden sen kendini yaratmanı öneriyorum. Bu sene gerçekten güzellikler ve hayatındaki olumsuzlukları yavaş yavaş bu sene başları, yani Mayıs'a kadar atmaya, daha kendinle alakalı noktaları bulma yılın olacak. O yüzden şimdiden güzellikler olsun değerli danışanlarım, mutluluk olsun. Tabii ki kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeğe saygı, güzelliklere saygı, iyiliklere saygı diyerekten güzel bir yıl olsun istiyorum. İş konularınızla alakalı özellikle medya sektörü, yayıncılık, hukuksal, mesela eğitim ve dış seyahatlerle ilgili çok güzel oluşacak olumlu olaylarımız söz konusu olacak. Olumlu olurken şöyle söyleyeyim, Ocak, Şubat, Mart olumsuz giderken Nisan, Mayıs, Haziran bunların hızlı bir şekilde olumluluğa doğru geçişini sağlayacaksınız. Zorlukları ve kendi evrenizdeki gücü en iyi şekilde atacağınızı düşünüyorum. Çünkü iş alanınızı
fazla yorucu, fazla stresli. Evet, büyük sınavlar ve büyük testler sizi bekliyor ama hayallerinize ve yorgunluğunuzu hak edeceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Özellikle medya yayıncılıkta ya da hukuksal alanda çalışan değerli danışanlarım için çok güzel fırsatlar ve güzel seyahatler, yeni anlaşmalar, yeni imzalar ve çok yoğun trafik, telefon konuşmalarınız, mailler, köşe yazarlığı bile yapıyorsanız bu sene hak ettiklerinizi, hak edişlerinizi, emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde ve bir yandan zorlu, bir yandan mutlu olacağınız. Yani yılın ilk 4 ayı çok stresli ama sonrasında yavaş yavaş sistemleri kuracağınız bir evre olacak. Bu da şimdiden hayırlı olsun. Ortaklı iş yapanlar için yol ayrımı ve kendi yolumuzu bulma ve kendi alanımızı ve kendi çizgimizi en iyi şekilde markaya dönüştürme evresi. Küçük bir bakkal dükkanı, su alanınız varsa bile artık tek başınıza yapmak istiyorsunuz ve tek gücünüzü kendiniz oluşturacaksınız. Bu da sizin için çok hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Eğer ki kendi işini yapanlar için de ekonomik anlamda doğru dengelediğinizde yeri kapatmak yerine büyütmek ve kazançlı ve ödemelerinizle alakalı noktaları planlayacağınız bir yıl olacak. Çünkü son bir yıldır yaptığınız hataları artık yapmak istemeyip kendi değerinizin ön planda olacağı bir evreyi tadacaksınız. Büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız ve işinizle alakalı yaşadığınız krizler ve işten çıkartılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu yıl büyük kurumsal ve devlette büyük alanda çalışanlar iftiraya, yalana bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz. O yüzden bu sene dikkatli ve kontrollü olmanız lazım. Her şey düzeninizde, disiplininizde olması gerektiğini uyarıyorum. Toprak, tarım, hayvancılık, meyve alanında, meyve, sebze alanında çalışanlarda biraz zarar dediğimiz ve zarara uğrama gibi durumlarınız var. Mallarınızı çok depolamadan mantıklı ve doğru şekilde yönünüzü belirlemeniz sizin için daha sağlıklı olacak. Yurt dışında iş yapanlar, ihracat ya da bu tarz işlerle uğraşan biraz bu alanlarda test, hani bu alanlardan sınavdan kalabilme ihtimaliniz var. O yüzden iletişim konuştuğunuz ya da mailleştiğiniz insanlarla doğru adımlar şekilde yol alırsanız zarar görmezsiniz. Ama başınıza buyruk davrandığınızda ciddi anlamda zararlar görebilirsiniz. Şimdiden bu notu almanızı öneriyorum. Özellikle sanat camiasında kendi sesine güvenen ve kendimi başaracağım ve sosyal medyada fenomen olacağım diyenler için güzel fırsatlar var. Çünkü enerji sizin için doğru akıyor ve doğru. Uzun süredir iş problemi yaşayanlar, iş bulmakta zorlananlar ve bütün kapılarım kapandı ve ben doğru kapıyı bulamıyorum diyorsanız iş başvurularınız çok olumlu ve kendi akışıyla hızlanıp doğru iş evrelerinize geçiş yapacaksınız. İş mahkemeniz, para mahkemeniz varsa bunlarla ilgili mücadeleler ama sonuç sizin için Haziran'a kadar paranız, iş iadeniz gerçekten size sunulmuş olacak. Bunun da tadını çıkartabilirsiniz. İş iftirası yüzünden mahkemeniz varsa, vergi borcunuz varsa bunları sistemli bir şekilde hayata getirip bunlardan da yavaş yavaş kurtulma evresine geçiş sağlayacaksınız. Emlak konusunda belki elimizdeki olanları ziyan etmememiz ve bunları riske atmamanızı öneriyorum. Çünkü sizin böyle havai yönünüz var. Bu havai yönünden zararlar yapabilirsiniz. Dikkat diyorum. Ev almayı düşünen ve uzun süredir ev stresi yaşayan kayınpederim, kaynanam, anamın evinde yaşıyorum, kendi evim düzenim olacak mı diyorsanız 7. ay bu konu için çok sağlıklı ve hayırlı olacak ve bu kapı size keyif verecek diyorum. Şimdiden yeni anahtarınız aydınlık olsun. Kazalara çok açık olabilir. Trafik kazaları, düşmeler, kırılmalar, ani baş dönmeleriniz söz konusu olabilir. Bütün vücut check-up'ınızı yaptırın. Kan değerlerinizi mutlaka ihmal etmeyin değerli İkizler Burcu. Çünkü burada sizin stresli, sağlık konusunda da stresli olacağınız bir dönem ve bunlar sizi yıpratabilir diyorum. Araç düşünenler için ufak tefek aile desteğinizle alacağınız konularınız var. Ama aile içerisindeki yaşanan sorunlar bu sene olmayacak.
bu sene tutum, düzen ve kuralı öğreneceksiniz. Aile ve aile büyüklerinizle yaşadığınız saygısız evreler geride kalacak. Daha birbirimize ait ve sevecen ve daha birbirimizi koklayacağımız ve arkamızda duracağımız bir yıl olacak. Yani dedikodular, yapılan kötü enerjiler bu sene biraz daha hayatınızdan çıkmış olacak. Bence siz bu seneyi ailenin şefkati ve kollarının arasında olmayı unutmayın diyorum. Sevgilisi olmayanlar için evet güzel ilişkiler başlayacak, bitecek, başlayacak, bitecek. Ama uzun süredir hiç ilişkisi olmayanlar tuttuğunuz el sizde kalacak. O yüzden gözünüzü bu sene dört açın. Nisan'a kadar aşk var. Ama Nisan'ı geçirirseniz Ekim'e kadar doğru aşkı bulacaksınız. O yüzden Nisan'a kadar göz 4. Eğer ondan sonra Ekim ayı itibariyle gözünüzü 4 açmanız lazım. Evli çiftlerimizle ilgili uzun süredir yaşadığınız krizleri düzeltme, aile arasındaki sorunları iyileştirme ve birbirimizi anlama evresine geçiş yapacağız. Ama bazı ikizler burcu özellikle sizin ilişki hayatınızda yaşadığınız sorunların devam edeceği ve bu evliliğin artık ilerlemeyeceğine karar verip mantıklı yol ayrımına girme içerisinde olacaksınız. Bence artık her iki tarafta çok yıpranıyordu. Doğru adım boşanmak size hayırlı olabilir. Evlenmeyi düşünenler için Nisan, Mayıs, Haziran çok yoğun. Ve Eylül-Ekim'de evlilik tarihlerinizin ikinci bölümünde devam ettireceğiniz tarihleriniz olarak uyarı veriyor. Bir de tazminat ya da ailenizde cezaevi, hapislik ya da bu tarz durumlar olan bazı ikizler burcu aftan ya da haklarınızdan çıkma gibi bir durumunuz var. Eşiniz ya da çocuğunuz hapiste ilgili sıkıntısı varsa kurtulma enerjisi daha yüksek gözüküyor. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bir de yurt dışı ve eğitimlerinizle alakalı bu ara çok fazla araştırma yapabilir. Hangi eğitime ya da eksik gördüğünüz diliniz ya da almak istediğiniz kurslarınızla ilgili bu yıl doğru kararlar verip kendinize yeni meslek edinen, farklı alanlarda kendini ispatlamak isteyen ikizler için de güzel bir yurt döngüyü doğru değerlendirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ara eşinizle yaşadığınız krizleri düzelttiğiniz takdirde de eşinizin size alacağı ev, hayal ettiğiniz bir ev olacak. Hiç endişe etmeyin diyorum. Sağlık konularınızla alakalı dediğim gibi check-up mutlaka yaptırıyorsunuz. Kazalara, kırılmalara, bu tarz noktalara. Ama sizin de anne soyunuzda kanser ya da vücutla alakalı tedaviler ya da bu tarz olaylar çok fazla ön planda olabilir. Bunun koşturmasını yaratabilirsiniz. Bir de anne soyunuzdan çözülmesi gereken miras konularınız biraz daha stresli olabilir. Anne soyunuzu bu dönem, bu yıl doğru şekilde atlatmanız gerekiyor diye düşünüyorum ve düşündüm, söylüyorum bile. Evet, yurt dışına yerleşmek isteyenler için güzel fırsatlar söz konusu olacak. Özellikle çocuklarınız 20, 25 ve 35 yaş arası gençlerimiz gitmek istediğiniz yolculuk, yapmak istediğiniz seyahat ya da oraya yerleşmek için güzel fırsatlar var. Bunları değerlendirmeniz önemli olarak uyarı veriyor. Bir de hayatınızla alakalı kırgın olduğunuz, görüşmediğiniz ve asla affetmem dediğiniz kişilerle yüzleşme, hesaplaşma ve geçmişe ait kırıldığınız şeyleri iyileştirmek için doğru adımlar var. Sinirinizi, evrenizi doğru kullandığınız takdirde de artık geçmişe ait kırgınlıkların da geride kalacağını uyarabilirim. Çocuk tedavisi düşünenler için evet her an olabilecek bir enerjidesiniz. Kararı verin, tedavinize başlayın. Herhangi bir sıkıntı ya da enerjinizde bir risk olarak göstermiyor değerli ikizler burcu. Sadece siz Rabbime kucak açacaksınız. Ellerinizi yüce yaradana inanarak ve bütün kalbinizle ve benliğinizle ondan ne istediğinizi, ne yapmak istediğinizi belirleyeceksiniz ve öyle yol alacaksınız. Bu yolda size uğur ve bereket getirecek diyorum. Çünkü siz artık yorgunluğunuzu atacaksınız. Huzur seninle, evet çok büyük fedakarlıklar verdiğiniz yıllardır. Artık bu fedakarlıkları yavaş yavaş alma, yavaş yavaş kendinizi bulmaya doğru gösteriyor. O yüzden şimdiden kendinizin farkındalığına varın, yolunuza bakın. Mutlu bir sene, umutlu bir sene, sevgiyle bir sene, aşkla bir sene olsun. Hiç aşk yaşamayanlar, hiç evlilik yapmayanlar için güzel görücü usulleri var. Bence gözden geçirin, kısmetlerinizi de asla kaçırmayın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. ...2022... değerli yengeç burçları, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olanlar burada mı bakalım diyorum. Yani hayallerinizi çoğaltmak için, umutlarınıza ulaşmak için,
Gerçekten çok emek vereceğiniz, çok fazla yorulacağınız bir yıl ama tadını böyle bal kaymak gibi yiyeceğiniz bir yılda sizi bekliyor. Ne yapıyorsunuz? Kanalıma, emeğime abone oluyorsunuz. Yorum ve beğeni mutlaka ve mutlaka yapıyorsunuz. Ben size emek harcıyorum. Siz de eliniz zahmet olmazsa yazı yazarak, beğenerek emeğime saygı gösterin diyorum. Evet, değerli yengeç burçları, bakış açınızı, düşünce fikrinizi, bu sene çevrenizdeki her şeyi yenileme yılınız olacak. Yani kendiniz iç dünyanızda yaşarken dış dünyanın daha önemli olduğunu, kendinizi dış dünyaya adapte edeceğiniz, hatta her konuda kapılarınızın daha verimli şekilde açılacağı bir dönemi doğru değerlendirmenizi istiyorum. Ve çevrenizdeki her şey ve bakış açınız ve ruhunuz yenilenecek. Bu yenilik sizin hani enerjinizdeki hayata, hatalara, yapıp da yapamadığınız her şeye ulaşmanıza yardımcı olacak. Ne yapıyorsunuz? Ulaşmak için hedeflere odaklanıyoruz. Evet, iş konularınızla ilgili özellikle yabancı insanlarla tanımadığınız ve yeni tanıyacağınız bu olaylar iş konusunda size çok büyük karlar getirecek. Çünkü bu sene Satürn size kredileriniz, vergileriniz, eşiniz ve maddi alandaki sıkıntılarınızın ön plana çıkartmasını gerektireceği için bu bir dipnot. Siz işinizdeki ve organizasyon olacaksınız. İş hayatınızla ilgili plansız hiçbir şey yapmayacaksınız. Kendi alanınızı, kendi iç dünyanızı hızlı ve hedefli bir noktada yaratacaksınız. Evet, kendi işini yapanlarda yurt dışı ile alakalı çalışan ya da şehir dışı ile alakalı çalışan birçok yengeç kazançlı bir yıla geçiş yapacak. Eğer ortaksız bir evreyi yaşıyorsanız da o farklı planlarla ortak oluşumlar, yeni insanlar tanıyarak kendi işinizi, alanınızı daha büyük noktalara getirme ve dış dünyaya kendinizi daha iyi şekilde anlatacağınız ve başarıya odaklanacağınız bir yıl. Haydi hayırlı olsun. Özellikle kurumsal alanda çalışan bu sene yabancılar, tanımadığınız insanlarla mailler, konuşmalar, koşturmalar, emekler çok daha fazla olacak. Yani bu ara organizasyonlarla ilgili ön sahada gerçekleşecek olaylar size iş anlamında çok büyük bir güç oluşumunuzu sağlayacak. Riskli gördüğünüz ve bulunduğunuz uzun süredir emek verdiğiniz noktayla ilgili endişeniz varsa üst düzey kurumlar sizin artık orada sağlam kalacağınızın konuşması, yeni anlaşmalara, yeni oluşacak fikirlerle birlikte devam edeceğinizi gösteriyor. O yüzden siz kazancı işle tutturup umudu kazanca dönüştüreceksiniz. Çünkü geçmişe ait ödemeleriniz, yaşadığınız pürüzleri daha net görmeyi, daha kendinizi bulmayı temenni ediyorum. Büyük bir kurumsal devlet ya da devlet kapısı ile ilgili beklentisi olan yengeçler bu Nisan ve Haziran'a kadar bu iş imzanızı, bu anlaşmayı yapmış olup işiniz şimdiden sağlık sektöründeyseniz, devlete girmek istiyorsanız, öğretmenseniz, atamanız var, atama bekliyorsanız birçok yengeç burcu atamaları ya da girmek istediğiniz kapılar için çok büyük şanslar var. Bunları değerlendirmeniz sizin için daha doğru bakış açınızı dengeye kuracak. Eğer ki stabil bir alanda çalışıyorsanız, yani dışarıda kağıt bile topluyor olabilirsiniz, yani kağıt toplayıp eski bir şey de topluyor olabilirsiniz, kazanç. Yani siz parayla konuşacağınız, umutla konuşacağınız ve uzun süredir yaşadığınız krizleri toparlamaya, iş anlamında toparlamaya başlayacağınız ve hedefleriniz daha iyi bir noktaya yol alacak. Tarım sektörü, gıda sektörü, yani özellikle tarım, gıda, deterjan sektörü fark etmiyor. Bakkal, büyük marketlerdeyseniz bu sene bayağı pahalılıktan kaynaklı krizler, bazı karışıklıklar bulunduğunuz iş alanına stres yaratabilir. Dikkat diyorum. Evet, yeni kendini yaratmak, kendi işini kurmak, mesleğini oluşturmak isteyenler Mart ayı itibariyle start verin. İşiniz yol alacak ve başarıyı hayatınızda kâra dönüştüreceksiniz. Çünkü sizin emlak alanınızda planladığınız, yapmak istediğiniz olaylar içinde güzel fırsatlar, güzel destekler alacaksınız ve bu desteklerle birlikte birikim noktanıza da erişmiş olacağınız ve birikimle alakalı riskleri geride bırakacağınız evre olacak. O yüzden bu sene bol bol birikim döneminiz gözüküyor. Yalnız ilişkilerde, özellikle evli çiftlerimizde
eşinizin maddi kaynaklarından kaynaklı ben bu evi toparlayamıyorum, yapamıyorum diye sıkıntılar çıkabilir. Eşiniz uzun süredir iş problemi yaşayabilir. O yüzden sizin kazancınız evi taşıyamayacağı için bu tarz maddi sıkıntılar ön planda olacak. O yüzden iş beğenmemezlik yapmayın. Bu düzende iş ne olursa yapmanızı öneriyorum. Bu sene kredi, vergi konularınızla alakalı riskler altında olabilirsiniz. Bunları düzenli, dakikalı, saatli, unuttuğunuz bir fatura olabilir ya da sizi ciddi anlamda sonra hallederim deyip koyduğunuz evraklar bu yılın özellikle Ağustos ve Eylül sizi risk aylarınız. Bunları bir an önce toparlamanız gerekiyor. Hiç ilişkisi olmayanlar, hiç bir insanla öpüşmedim, el ele tutuşmadım. Bu sene aşkın cıvıl cıvıl enerjisini tadacaksınız. Ve bu enerji başka insanların enerjisiyle birlikte ciddi güzellikler getirecek. Terk edilen ve uzun süredir bekleyenler artık yeni bir sayfa açması gerekiyor. Çünkü geçmişe ait kişinin sizin elinizi doğru tutmadığını siz de biliyorsunuz. İntikam duygunuzu geride bırakıp yeni insana adapte olmak, yeni insanlar tanışmak size daha iyi geleceğini uyarıyorum. Bir de evli olan çiftlerimizde son zamanlarda kocanızın ailesi ya da eşinizin ailesinden karışan insanları artık geride tutmanız gerekiyor. Yoksa onları da ev içerimize bu sene alırsak bu evlilikten hiçbir hayır olmaz. Lütfen dışarıdaki herkes dışarıda, siz kendi içinizdeki kavganızı yapın. Yoksa bu evlilik dışarıdaki insanlar yüzünden bitecek. Boşanmayı düşünüp ve cesaret edemeyen yengeçler bu sene artık bu kararı verip anlaşmalı noktada boşanma evresine geçiş sağlayacaksınız. Lakin değerli yengeç burçları, bu sene ilişkileriniz hem verimli ama ekonomik anlamda da güzel şeyler oluşacak, ama dengenizle alakalı noktadaki kararsızlıklar, ne yapmak istediğiniz, o yüzden size bakış açınızı değiştirin. Yani gerekiyorsa bir psikolog, yoga, meditasyon, pilates sizin ruhunuza iyi gelecek, mutlaka ihmal etmeyin. Çocuk düşünenler ya da çocuğu olmayanlar için biraz belki zorlanılacak. Hani bu hayallere kavuşulmasa da bununla ilgili umutlar devam edeceği için korkmanıza gerek yok diyorum. Çok çocuklu ailelerde çocuklarınızın eğitimiyle ilgili karışmalar söz konusu olabilir. Özellikle erkek çocuğu olan yengeç burçların çocuklarınız çok başarılı, mühendis kafası, doktor kafası. Onların enerjilerini yormayın. Hatta altyapılarını sporla oluşturursanız onlar daha sağlıklı, daha keyifli ebeveyn olabilirsiniz. Çocukları yoruyorsunuz diyorum. Yormanıza gerek yok. Özellikle yengeç burçları, aileler, yani anne ve baba soyunuzda miras konuları hareketli olabilir ve bununla ilgili açılmış mahkemelerle ilgili sonuçlar bekleyebilirsiniz. Sonuçlar yıl sonu doğru itibariyle hayatınıza ve evinize geçiş yapacak, ama para konusu için 2023 ve 2024 daha sağlıklı, daha beklentilerinizin artacağı bir yıl olacak. Sadece bu sene davalar devam edecek. Haklarla ilgili 2023-2024 tüm haklarınızı alma, daha verimli bir noktaya geçişiniz sağlanacağını söylüyorum bile. Evet, yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışında olanlar için bu sene şans ve para konularınızda, şans oyunlarınızda kapılarınız açık. İşinizle yapmak istediğiniz her şey gayet rayında ve sistematik olarak yoluna devam edecek. Bence güzel bir yıl, bereketli bir yıl. Sağlık olarak dişlerde sıkıntılar, boğaz enfet, tiroidlerle alakalı yaşayacağınız krizler biraz daha sizi yorabilir. Ve özellikle de teyze, hala, babaanne, anneanne konularımız daha ön planda sağlık anlamında çıkabilir. O yüzden anne soyumuz ve baba soyumuzun kadınlarla alakalı sağlık problemleri biraz yıpratıcı ve yorucu olabilir. Bunlar da bizi depresyona sokabilir. Ortaklı bir anahtarınız varsa, mesela ev anahtarınız varsa, ortaklı ev anahtarlarla ilgili tartışmalara da hazır olmanız lazım. Bölünürken çok zora düşebilir, bölünürken kaoslar yaşayabilirsiniz. Bir de toprağınızı müteahhite ya da toprağınızla ilgili anlaşmalar yapılırken lütfen hukuki ve avukatınız yanında olmadan yapmayın. Malınız ya da alanınızda büyük sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu sene hırsızlıklara dikkat edeceksiniz. Güvendiğiniz, inandığınız insanlara çok fazla sır vermeyeceksiniz. Bu sene dilinizi fazla tutup haklarınıza, kazancınıza ve düzeninizi kontrol edeceksiniz. Dedikodulardan, iftiralardan
uzak kalmanızı öneriyorum. Yoksa bunlar size zarar verecek. Evet, bu sene huzur, huzur, bereket, aşk, aydınlık hep sizinle olsun. Özellikle üniversite hayatı ve üniversite sınavına girecek yengeçler için de çok güzel bir aydınlanma ve ya master ya da eğitiminizle ilgili tamamlamak istediğiniz noktaların başarısı söz konusu olacak. Dil için gitmek isteyen çocuklarımız için yurt dışı kapısı gayet rahat. Yabancı insanların destekleriyle birlikte gayet hayırlı ve aydınlığa erişeceksiniz. Güzel, umut ve sevgi, emeğe saygı, hayırda kalın, umutta kalın, Rabbimle kalın, hoşça kalın. ...2022 hoş geldin ve aslanlar hoş geldiniz. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz değerli aslan burçları. Yükseleni aslanlar da buradaysa, ayları aslan da buradaysa. Evet, zirvenin tadını çıkartmak istiyorsanız Kuzey Ay düğümü, verdiğiniz destek ve kariyeriniz ile ilgili güzel güzelliklere, yeniliklere, hayatınızdaki var olacak noktalara gebe kalacağınız ve tutulmaların etkisiyle sabit burç olarak nabzınızı fazlasıyla nabzınız, yapacağınız alanları fazlasıyla yakalayacaksınız. O yüzden yapmanız gereken tek şey zirvenin tadı, güzelliklerin tadı ve her şeyi böyle güzellikle isteyeceğimiz şans getirilecek ve şansları en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. İşle alakalı noktada şöyle söyleyeceğim. Geçmiş yaşadığınız iş konularınızla alakalı travmalarınız ön planda olabilir. Stresli ve yönetim ve gelir konularında ani hatalar yapabilirsiniz ama şans size kat kat fazlasıyla sunulacağı için ne kadar hata da yapsanız iş konunuzda şans kapınız çok açık olacak. Doğru bir evreyle bunları güzelliklere getireceksiniz. Belki de bu travma, Jüpiter'in enerjisi bu yıl sizin travmalarınıza, iş travmanız, ailevi travmanız, yönettiğiniz her şeyle ilgili kaygı ve stres bozukluğu yaratabilir. Lütfen ve lütfen bunları bir psikologla, bir enerjiyle, bir yenilikle değiştirmenizi öneriyorum. Büyük bir kurumsal firmayla ilgili anlaşmak ve yeni projeler ve hukuk alanında bile çalışıyorsanız kendi kurumsal yerinizi, kendi sisteminizi en verimli şekilde oturtacağız ve başarınıza çok güzel şanslar, ortaklı alanları da büyüteceğiniz fırsatlar, kazançlarınız, yeni imzalarınız, yeni oluşacak projeleri de çok güzel fikirler katacağınız bir yıl. O yüzden başınıza ne gelecekse güzellikten gelecek, kalbinize ne gelecekse geçmiş travmalarınızdan gelecek. O yüzden geçmiş travmaları güzellikle dokunarak iyileştirmenizi öneriyorum. Evet, büyük bir ortaklı işiniz varsa bozulabilir bu dönem. Anlaşmada bazı krizlerden dolayı yanlış anlaşılmalar bu yıl sizi çok fazla zorlayabilir. Ve bu zorlanmalar sonucunda yeniden kendinizi yaratacak şans kapılarınıza odaklanıp bunlarla alakalı dokunduğunuz her şeyi iyileştireceksiniz. Güzel etkiler var. Kurumsal değişiklikler yapmak istiyorsanız açılacak kapılar size, istediğiniz kurumsal kapıyı, devletle ilgili beklentileriniz varsa bunlarla ilgili de güzel şanslar, çevrenizdeki insanların size dokunmasıyla birlikte bu kapıların çok kolay bir şekilde hayatınıza geçiş yapacağını gösteriyor. O yüzden tam sırası, şimdi sırası, güzellik sırası diyorum. İşte başarı var. Eğer işsizseniz ve hala 3-4 yıldır bir çıkıyorsunuz, bir başlıyorsunuz, bir çıkıyorsunuz, hep yarım kalıyor ya. Bu sene özellikle Şubat'ın sonuna doğru iş yarımlıklarınız, parasal yarımlıklarınızda yavaş yavaş yerini bulacağı ve bunlarla ilgili kapıları güzelliklerle getireceğinizi gösteriyor. O yüzden bence siz bu sene işinizle alakalı eksik olan her şeyi en verimli şekilde sabit kurallarınız, düzeninizle alakalı kontrol ettiğiniz ve kendinizdeki etkileri ve gücü ve yıldızı bulduğunuz takdirde size dokunan hiçbir şey olmaz. Gülümsemeyi öğrenmek size iyi gelecek diyorum. Emlak piyasanızla alakalı, yani emlak alanıyla alakalı uğraşan toprak alım satım işiyle bu sene çok fazla toprak alım satımları, çok fazla satışlar, satış işiyle uğraşan, satış alanında
primle çalışan birçok insan da çok büyük kazançlara ve bu kazançları kendi yatırımlarına doğru yöneteceksiniz. Bunlar da sizin güçlenmenize yardımcı olacak diyorum. Satmaya çalıştığınız ya da kendi eviniz ve annenize ait ya da babanıza ait mallarla ilgili satış çıkartıyorsanız çok doğru anlaşmalar ve bu anlaşmalar kazançlı olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Eviniz yoksa, yani maddiyat durumunuz yer altındaysa, bu sene yavaş yavaş toprağınızda yeşerme, yavaş yavaş bu yeşillikle birlikte para gücünüzün keyfini çıkartma, kendinizi çok daha verimli şekilde bulacaksınız. O yüzden zirveyi parayla, paranın da tadını çıkartmak sizin göreviniz. Her noktada yaşayacağınız, yani iş konusundaki yaşayacağınız pürüzleri gerçekten, mesela iş mahkemeniz vardır, uzun süredir sönüyorsa para olarak size geri dönüş yapacak. İş iadesi beklentiniz varsa, devlette sıkıntınız varsa, iftiraya uğradıysanız bile bu yıl 2022 bunların çözülmesi sizi daha güçlendirecek bir evre olacak. Doğru avukat, doğru savaş, doğru enerji sizlere kat kat fazlasıyla hayatınıza geçiş yapacak diyorum. İlişki konularınızla alakalı noktada bu dönem bazı ilişkileriniz bitmek zorunda kalabilir. Yani güzel, uzun soluklu bir ilişkiniz evliliğe doğru giderken bitme kararı içerisinde olabilir. Çünkü ilişkinizle ilgili noktada kendinizi sorumlu hissetmiyor olabilirsiniz. İlişkideki heyecanınız bitmiş olabilir. O yüzden uzun soluklu ilişkiler ayrılıkla bitebilir. O yüzden şimdiden yavaş yavaş ilişkiyle ilgili ne hissettiğinizi bulun, ona göre adım atın istiyorum. Bir de evli olan çiftlerimizle alakalı da ne kadar ekonomik olarak birbirimize destek olsak da konuşma iletişiminin çok bozulmuş olduğu için bazı evliliklerde de ters kavgalar, özellikle 4-5 ay çok fazla yorulacağımız stresli konuşmalar ve çocuklarımız bu stres içerisinde kalabilir. Sakin ve doğru bir mücadeleyle bunu geçirmeniz lazım. Yoksa evliliğinizde de çok ciddi krizler sizi bekliyor olabilir diyorum. Evli olan ve mutlu olan bazı aslan burçlarında da yeni yatırım, yeni bir ev, yeni iş ve birlikte ortaklı yapacağımız iş konularımız, yani karı koca ya da sevgiliyseniz yeni ortaklı düşüncelerimiz söz konusu olacak. Ve bu ortaklı işler bizim daha büyümemize ve gücümüz ve ilişkiyi daha sağlam bir noktaya itmemize sebep olacak. Nişanlı ve evlenmeyi düşünen çiftlerde ailevi sorunlardan nişanlanma, söz, nişan ertelenebilir. Aileniz hayatınızdaki insanı hiç istemiyor olabilir. Bu tarz tartışmalara, bu tarz büyük mücadeleler, hatta kafanızdan biz gidelim başka bir yere yerleşelim düşüncelerinizde ailelerde çok büyük sorun olacak. Aile gönlünü almadan sakın bu ilişkiyle adım atmayın diyorum. Yurt dışına yerleşmek ya da çocuklarınız için yurt dışına gitmek isteyen aslanlar için şu an bu yıl bunu hazırlayacaksınız. 2023 bu kapınız için en doğru bir dönem olacak. Yani siz bu altyapıyı bu sene hazırlayıp seneye yurt dışı ile ilgili planlarınız, çocuklarınızla ilgili yaratacağınız kapıları en iyi şekilde aydınlığa iteceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Üzerinizde bu yıl dışarıdaki insanların gözünü çok, göz nazar enerjisi çok fazla. Evinizde uyku problemi, ruhunuzda bir yere sığamama enerjisi olacak. Bol bol dua, bol bol enerji, bol bol meditasyon yapmanızı öneriyorum. Sağlık konusunda ara sıra travmalarınız, geçmiş ataklarınız çok fazla olacağı için panik atağınız, korku enerjiniz çok fazla had safhada olacak. Bol yürüyüş, bol spor, yok bol pilates size çok iyi gelecek ve kendinizi şifalandırmanıza yardımcı olacak. Eğitim konusunda yarım kalanlar bu sene biraz erteleyebilir. Master ya da yüksek lisans okumak isteyenler, farklı bölüme geçmek istedikleri için master'ı ya da tekrar üniversite okumak isteyenler için master'ı erteleyip farklı bir üniversite hayatına geçiş sağlayacaksınız diyorum. Çocuklarınızla ilgili eğitim, lise, üniversite, bu sene birçok aslan burcunun çocukları başarı odaklı olacak ve hedeflerine de erişmiş olacaklar. O yüzden çocuklarınız üstüne sık boğaz etmeyin. Hatta onlarla film, sinema, konuşma, sokakta konuşma ve çocuklarınızın gözlerinizin içine bakarak onlarla iletişim sağlamanızı istiyorum. Çünkü siz ev içerisinde bir aslan keçiliyorsunuz. Pençeleriniz böyle açılıyor ve çocuklar sizden korkuyor. Korku enerjisini o çocukların üzerine adapte ettiğiniz için çocuklar da panikliyor ve hata yapıyor. Lütfen çocuklarınızla alakalı noktayı doğru değerlendirin diyorum. Eşiniz ya da sizin soyunuzdaki çözülmesini istediğiniz miras konularınızla ilgili gecikmeler olsa da haklarınıza ait her şey teslim olmaya doğru. Ama en doğru yıl 2023 dedim. Unutmayın. Evet, bol seyahat yılınız.
Bu sene yazın tadını en çok aslanlar çıkartacak. Bu sene geçtiğimiz dönemlerde çok çalışmaktan ve ekonomik krizlerden yaşadığınız seyahatleriniz hep yarım kalıyordu ya. Bu sene bol bol seyahatler, bol bol kendinize iyi gelecek enerjilere hakim olacaksınız. Ya ailenizin yazlık ya da deniz gören bir noktada yeri varsa tadilat, tamirat ya da müteahhitle yeni anlaşıp yeni bir oluşum yaratma anlaşmanız da söz konusu olacak. Bu ara aslan burçları teknolojiye merak sarabilir, yabancı dile merak sarabilir. Bu tarz eğitimler daha ön planda, sizi mutlu edecek evreler söz konusu olarak uyarı veriyor. Bu da size iyi gelecek. Bu ara şans konunuzla ilgili, evet, şans oyunları oynayabilir. Paranızı farklı noktalarda değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Bu konularınız Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'a kadar verimli. Ondan sonra eğer ki bu tarz takipler yaptığınız takdirde zararı, yani borsa, dijital parayla uğraşıyorsanız o dediğim tarihler daha şanslı ve daha bereketli olacak diyorum. Evet, ailede de en büyük sorun bu yıl dışarıdaki olaylar, devamlı sizin annenize, babanıza, kardeşinize ve aranızdaki iletişimde yanlış anlaşılmalara sebep olacak. Herkes kim ne duyduysa duyduğunuz kişiyi masaya yatırın, yoksa iftiralara, yalanlara maruz kalabilirsiniz. Bu ara estetik düşünün. Bu sene aslanların çoğu estetik kafasında, kaş, göz ya da erkeklerin çoğu vücut yapma evresine geçiş yapacak. Vücut estetiği de çok ön planda olacak bazı aslan burçlar için. Haydi bakalım güzellik, haydi bakalım güzel oluşan her şey sizinle olsun. Güzel ve zirve yılınız. Hayatınızdaki hedeflerinize bol bol dokunun. Bilinçaltınızdaki korkularınız ve yaşadığınız travmalarınızla bu sene yüzleşmezseniz 4 yıl daha büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Bu sene bunlarla yüzleşip yolunuza bakmanızı, güzelliklerin size geçmesini temenni ediyorum. Mutlu kalın. Ha, çocuk tedavisi için yapabilirsiniz. Bir risk görmüyorum. Hoşça kalın. ...2022... Başaklar, yükseleni Başak, Ay burcu Başaklar, danışanlarım, takipçilerim, canlarım, güzel ve umutlu bir yıl olsun. Ufkunuz genişlesin, hayatınız genişlesin, evren değişsin, siz değişin, her şeye güzel dokunun, her şeye güzel bakın. Bakışınız, kötü gördüğünüz her şeyi iyileştirin ve siz iyileşmek için bu yıl varsınız. Bu yılın tadını en çok sizler iyileşmek için var olacağınız için bu konuda tadına varacaksınız. Abone, yorum yapmayı, beğenmeyi, yazmayı ve takip etmeyi, bana sahip çıkmayı, emeğe saygı duymayı lütfen unutmayın diyorum. Artık bunu söylemekten utanım. Günün mottosu gibi oldu. Her çekim sonrası günün mottosu yaşıyoruz vallahi. Evet, bu sene başıma ne gelecekse benim başıma taç gelecek, taçlanacak diyeceğiniz bir yıl olacak. O yüzden nasıl tepki vereceğinize, nasıl bakacağınıza, nasıl değerlendireceğinizi öğreneceksiniz. O yüzden başınıza gelecek her şeyi doğru, mantıklı, adımınız ve sakinliğinizle güzel değişimlere dokunarak yaşayacaksınız. İş konularınızla alakalı kazançlarınızın doğru yönlendireceğiniz, yatırımlarınıza ve iş hayatınızdaki insanları doğru değerlendireceğiniz, bunlarla fikirlerimiz ve olumsuz giden evreleri geride bırakıp daha olumlu kazançlara, daha az tepkilere, daha yorucu evrenizden çıkmış olacağınız bir yıl olacak. Çünkü Satürn sizin günlük evinizde olacak. Zorlayıcı yönünüzü öğrenmeniz gerekecek bu sene. Zorlayıcı, inatçı yönünüzü günlük hayatınızda gün boyu tadacağınız için bunu artık sakinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için büyük çaba harcamanız gerekebilir. Günlük hayatınız yorucu ama gün içerisindeki yapacağınız her şey, kazanç ve bakışımız, yönümüz size çok güzel olumluluklar getirecek. Ne kadar zorlayıcı tempo olsa da işiniz ve çevreniz o kadar yoğun olacak ki istekleriniz ve hayatınızdaki iş kapılarınızla ilgili açılmayacak noktalar olmayacak. Siz doğru konuşun, doğru anlayın, doğru ifade edin diyorum. Büyük kurumsal firmada yerinizi en tepeye diktiyseniz haydi sıra sizde. Konumunuz bir masa başındaysa, bir kademe yukarı geçmek istiyorsanız güzel fırsatlar ve sizi doğru algılayacak insanlarla iletişim kuracaksınız ve bu kapılarınızda zorlanma olmayacak. İş konularınız, uzun süredir iş beklentiniz, haber bekliyorsunuz, hep bir noktada aksilik oluyor, çözemiyorum diyorsanız özellikle 3. ay ve 4. ay bu kapılarınız için çok güzel fırsatları bekletiyor ve bu
bekleyen fırsatlar size parasal ve iş kapılarınızda da güçlenmenizi doğru noktada genişleyecek. Çünkü siz 2022'nin ikinci yarısından sonra Jüpiter'in enerjisi aşkla, sevgiyle, huzurla getirecek evreye en verimli ve yaratıcılığınız aşkla olacağı için cesaretinizi bulacaksınız. Engel yaratacak her şeyi cesaretinizle çözeceğiniz bir dönem. O yüzden işte size o kadar güzel olumluluklar yaratacak ki bence siz ciddi ilişkilerde, ciddi aşk evrelerinde, iş çevreniz, bulunduğunuz ortak çevrede yeni aşklar, yeni heyecanlar, yeni noktalar size çok güzel dokunacak. Bence artık sen kendi bakışınla kendi güzelliğinin farkına varacaksın. Evet, işteki tüm kötü giden, sizin için olumsuz gördüğünüz her şeyde gerçekten olumluluk oluşacak ve bu yıl kazancınız, başarınız size çok büyük aydınlanmalar yatıracak. Yatırımda korkunuz olmasın, yeni iş anlaşmalarında korkunuz olmasın. Dokunduğum her şey çürüyor diyenler, artık dokunduğunuz her şey çürümekten çok altın ve paraya, sevgiye ve aşka dönüşecek. Şimdiden bunun güzelliğini çıkartın diyorum. Kendi işini yapanlar için de kazanç konularınız yurt dışı, şehir dışı, bulunduğunuz ilçede farklı illerle farklı ilçelerle yapacağınız koşturmalar ve bu koşturmaların sonucu size büyük kazançlar sağlayacak. Eğer bir banka ya da finans ya da parasal alanda çalışanlar için konum ve yükseliş, yer değişimleri ve istediğiniz noktaların kapıları size çok iyi şekilde açılacak. Doğru mantık ve doğru gözle istediğiniz masa, istediğiniz iş size anahtarını sunuyor. Kendi işini yapanlarda da işinizle ilgili korkularınız, bu seneyi nasıl çözerim diyorsanız, bu sene akışı güzel ama günlük hayatımızı en çok Satürn yoracak ya, bıdı bıdı konuşmalarımız olacak. Bunları çözmeniz lazım. Yavaşlatabilir, sizi mantığa itebilir. Evet, mantık size kazanç sağlayacak. Mantığınızı doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Bu ara ciddi ilişkiler yaşayan ve evliliğinde de ciddiyet almak isteyenler için bu yılın 5. 6. 7. ayı size gerçekten ciddiyeti ve sevgiyi, değeri ve önemsemeyi gösterecek. Bence güzel evlilikler, güzel ilişkiler, güzel heyecanlar size parmağınıza alyansı, aile içerisindeki tanıştırmalı ve artık bir bütünleşme ve evlilik rüzgarlarının sizin için bu yıl çok fazla kulağınıza fısıldayacağı, çok fazla teklifler ve ilişkisiz olanlarda da çok fazla flörtöz evrelerimiz olacak. Bunu güzel tadın diyorum. Sevgilim geri döner mi diyenler için, evet, sevgiliniz geri dönecek. Hatta evlenme teklifi bile alabilirsiniz. Ama yeni enerjilerde olacağı için doğru düşün, doğru gör. Mutluluk bir kez var, ikinciye şans yok diyorum. Doğru bakmanız lazım. Evli olanlarda da ev konularınızdaki yaşadığınız krizler ve maddi olarak toparlanamadığınız düzendeki kavgalar artık yavaş yavaş yerine gülümseme, mutluluk ve tatlı konuşmalara sebep gösterecek. Çocuklarınızla ilgili iletişimde, karı koca hayatındaki ve aile hayatındaki yaşanan riskler, özellikle 4. ve 6. ay, yani 4-5-6. ay, bunları çözdüğümüz ay, yılı daha tatil yapma, daha birbirimize vakit geçirme, çocuklarımızdaki eksik noktayı bulma, birbirimizle bütünleşme yılı olacak. O yüzden evli olanlarda bu sene çok şanslı, çocuk planı, çocuk yapma ya da yatırım yapmak için evliliğinizdeki kötü ve ters giden her şeyi yumuşatıp birbirimize ait sayfaya tekrar geri döneceğiz. Bu da iyi gelecek. Boşanmak ve bir türlü boşanamayanlar, ben artık bıktım, başka birine kalbim seviyor, ben bu ilişkiyi kurtaramıyorum diyenler için, evet, doğru ve mantıklı şekilde her iki tarafta doğru adım atıp boşanma kararını vereceksiniz ve yıl bitmeden, 2022 bitmeden hak ve adalet herkesin yerine hani teslim edilecek ve siz istediğiniz boşanmayı da gerçekleştireceksiniz. Kardeşler arasında yaşayacağınız maddi tartışmalar çok fazla yoğun olacak. Yani aynı anneden babadan doğan kardeşler, miras çatışması, köklerinizden kalan mallarla ilgili çok büyük laflar, çok büyük haksızlıklar, çok büyük konuşmalar ve çok büyük küskünlükler yaşanacak. Bir avuç toprak için bu kadar küsmeye gerek yok. Hepimiz bir toprağa gideceğiz. Ölüm var, unutmayın diyorum. Ama bu buradaki davanızda haklısınız. Sizi pasif tutmak istiyorlar. Lütfen her şeyi avukat değil, kendiniz inceleyin. Siz avukattan daha betersiniz. O yüzden haksızlığa gelmeyeceğinizi düşünüyorum. Bir de
Yurt dışına yerleşim düşüncesi olan başaklarda bir yakın dostunuzun ortak yatırımı ya da yurt dışında açmak istediğiniz şirketle ilgili fikirleriniz olumlu olacak ve yapacağınız yurt dışındaki oturum ya da burayla ilgili başvurularınız olumlu söz konusu. Amerikan yeşil pasaporta bile başvurmak istiyorsanız ya da oranın yaşam kuralına göre evraklarınızı tamamlamak istiyorsanız bunlarla ilgili olumlu süreçleriniz var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Kardeş ya da aileyle ortak işiniz varsa bu sene zirveniz daha büyüyecek. Daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Ortaklı işler, ailevi işlerde mesela kardeşiniz, erkek kardeş, kız kardeşi, eşinizle yaptığınız işlerde de toplu paralar, hızlı paralar ve çözmek istediğimiz, büyütmek istediğimiz yerimizde tadilatlar yapılacak. Bu da size keyif verecek diyorum. Yani bu sene kazançlı. Aşk konusunda da cesaretiniz ve sevgiyi doğru tempoda ve çalışma enerjinizde fazla abartıp kazanca dönüştürmek istiyorsunuz ya, çevre genişleyecek, alan genişleyecek, sizin fikirleriniz genişleyecek, kendinizi bulma yılı. Sağlık konusunda siyatik, kemiklerle alakalı, iç iliklerle, hani iç sıvılarla, kemiklerimizdeki sıvılarla alakalı yaşayacağınız ufak tefek operasyonlar söz konusu olabilir. Riskli operasyonlarla olarak görmem. Ama sizde baba soyunuzda sağlıkla alakalı yaşanacak bazı krizler yorucu olabilir. Buna da hazırlıklı olmanızı istiyorum. Eğitiminizde yarım olanlar bu sene bunları tamamıyla kendi içindeki plan ve programa göre hareket edeceksiniz. Ve doğru dengeyi en iyi şekilde başarma noktasına doğru iteceksiniz diyorum. Bir de bu ara yabancı dil ya da seslendirme, ses üzerinize eğitim almak isteyen ya da edebi alarak eğitim almak isteyenlerde daha büyük başarı var. Özellikle resme, müziğe, dansa merakınız varsa bu sene bunun altyapısını oturtup kendi yönünüze doğru evreler oluşturacaksınız. Toprak ya da toprak sektöründe iş yapanlar için inşaat, toprak, alım, satım, hayvancılık, bunlar bu sene hem kazançlı hem riskli. Yani bu sene toprak ve tarım işiyle uğraşanlarda dolandırılma, hem kazanca hem de dolandırılmaya müsaitiniz var. O yüzden kazandığınız şeyleri kendi bildiğiniz noktaya doğru pazarlığını yaparsanız doğru, ama mesela şu şunun da deyip de yaparsanız kazancınız ziyan olacak ve bunlar size sıkıntı yaratabilir. Bol bol dua enerjisi yapacaksınız. Bol bol mum ışığında Rabbime dua edeceksiniz. Namaz kılabilirsiniz. Kilise, dini göreviniz neyse ona göre inançlarınızı daha yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü bu sene size güzelliklerin keyfini, iyiliklerin dokunuşunu yaşayacaksınız. İyilikler ve güzellikler sizin olsun. Hoşça kalın. ...2022... Terazi, yükseleniniz terazi olan, ay burcu terazi olan değerli danışanlarım ve beni takip eden değerli danışanlarım, güzel bir yıl takipçilerim, güzel bir sene, huzurlu bir sene olsun. Emeğime saygı, abone, yorum yapmaya, yani kanalıma sahip olmaya, ben size emek veriyorsam siz de bana emek vermeniz gerekiyor. Bu sene en çok neyi fark edeceksiniz biliyor musunuz değerli terazi burçları? Terazi burçları, kendinizle ilgili hayatı göstermek istiyorsunuz ya, zamanı gelen her şeyi ben yaptım, ben başardım, ben bunu bu sene benim fikrim, benim alışverişim, benim ortaklığım, benim diyeceğimiz olayları biraz daha öğrenmeniz gerekecek bir yıl olacak. O yüzden işinizle alakalı yeni merak alacağınız, yeni iş araştırmaları, keşfetmek istediğiniz birçok noktanız var. O yüzden siz ortaklı işler ideal söz konusu olacak. Bulunduğunuz işte haksızlıkların geride kalacağı, size ait enerjilerin daha çok şanslar verileceği, görünülmezliğiniz bitip görünür bir noktaya geçiş yapacağınız için bu sene sana en şanslı ve en şanslı iş konularında seni böyle itiyorum. Merakınız neyse, araştırma yönünüz neyse, keşfetme yönünüz neyse, hepsini bu sene en verimli şekilde yaşayacaksınız. Yani iş yapmak, iş kurmak, iş oturtmak, yeni iş ve yeni noktalar, yeni fikirler size inanılmaz güzel aydınlanmaya doğru gidecek. O yüzden siz artık kendinize ait yüzleşmeyi bu sene başarmış olacaksınız. Evet, büyük bir kurumsal firmada haksızlıklar varsa düzelme.
büyük bir kurumsal firmada yeni bir işe başlıyorsanız doğru adımla ve geleceği doğru ilerletecek bir noktadasınız. Ve bu da sizi güçlenmenize yardımcı olacak. Devletle alakalı yaşadığınız krizler ya da devletle ilgili çalışmalarla ilgili beklentileriniz varsa yıl sonuna doğru bu kapılarınızın daha net olacağı bir nokta olacak. Kendi işi yerine yapanlar da para kazancınızla ilgili noktada yeni oluşturacağınız fikirler keyif ve kazanç çevresine doğru geliştirecek. Ama tabii siz bunu hemen Ocak, Şubat, Mart'ta değil, yıl sonuna doğru siz bu kazancın verimliliğini, yani bu sene bunları başlatıyoruz, yıl sonu itibariyle kazanç ve verimliliğini en iyi tadını alacak sizler olacaksınız. O yüzden size, siz bu sene işinizi de aşkla, sevgiyi de aşkla, huzuru da aşkla tadacaksınız. O yüzden Jüpiter size çok güzel şanslılık, özellikle 4. aydan sonra sizin ilişki hayatınız, tutku hayatınız, sevişme hayatınız, yani sevilme hayatınızı daha ön sahaya getirecek. Bu yıl yaratıcılığınız ve cesaretiniz, Satürn size bunları engelli olan konuları tekrar iyileştirmeye ve tekrar bunları yaratmaya da gelecek. O yüzden siz yarımlıklarla cesaretsiz olduğunuz hayata daha adaletli, daha cesaretli davranacaksınız. Kendi işini yapanlar da kazanç doğru noktada. İşsiz olan ve uzun süredir iş problemi yaşayanlar 7. ve 8. ay daha olumlu, daha bereketli olacak. O yüzden 7. aydan sonra iş kapılarınız kalıcı. Ha, işsiz mi kalıcı? Hayır, belki girip çıkacaksınız, girip çıkacaksınız ama 7. ay sizin için daha kalıcılığının adımı uzun soluklu işi temsil ediyor. Mesela diyelim ki bir noktada başladıysanız işten kovulma değil, siz oraya ait olmayacağınız için çıkacaksınız. Bu da 7. ay oturma dönemi söz konusu olacak. Uzun süredir iş haklarınızla alakalı mücadeleyle ilgili veriyorsanız Mart'a kadar bu mücadelenizin zaferi ve işe iade konularınızla ilgili de başvurularınız olumlu şekilde söz konusu olacak. Eğer bir mahkeme cezai konularınız varsa değerli terazi burçları, bu mahkemeleriniz, cezanız ertelenecek ve paraya çevrilecek. Eşiniz, çocuğunuz ya da babanız ya da abiniz ya da yakın dostunuzun böyle bir sıkıntısı varsa paraya çevrilecek ama dava devam edecek olarak uyarı veriyorum. Kendi işini büyütmek değil de kendi işini markalaştırmak da değil, kendi alanınızı başka bir yere taşımak isteyenler, bence bulunduğunuz nokta iyi ama yeni bir yer açmak istiyorsanız burası kalmalı. Başka bir yerine güvenip orayı başka birine teslim ederseniz iki iş kapısı da sizin için hayırlı olacak. Sağlık sektörü, hukuk sektörü, reklam sektörü, satış sektöründe çalışanlarda kazanç ve primler ve kendinizi gösterme ve kendinizi bulacağınız ve iş alanlarında da cesaretinizin en tavan yapacağı bir yıl olacak. Yani korkular demeyelim de cesaretiniz, yani merkez noktanız cesaret, merkez noktanız iş ve para olacak. O yüzden başarılar var. Evet, aşk konumuzla ilgili güzel aşklara, sevgiyi öyle güzel yaşayacaksınız ki hiç bugüne kadar sevilmediğinizi, değer görmediğinizin farkına varacaksınız. Bence aşkı aşkla, sevgiyi sevgiyle tadacağınız ve dokunan her şeyi size iyi gelecek. Yani mesela ilişkiniz yoksa, bir ilişki başlayacaksa o size şifa gibi gelecek. Evliliğiniz kötüyse bundan kurtulmak istiyorsanız kurtulacaksınız, şifa gibi gelecek. Evlenmek istediğiniz kişiyle evlilik kapınızla ilgili konuşmalar, ailesiyle ilgili ters giden olaylar artık düzelmiş, şifa gibi olacak. Yani şifalanmayı en iyi başaran, Jüpiter'in enerjisindeki aşk ve sevgiyi en iyi alacak kişi sizsiniz değerli terazi burçları. O yüzden hayal ettiğiniz ilişkiyle konuşmak istiyorsanız adım atabilirsiniz. Geri gelmesini beklediğiniz biri varsa adımını en iyi şekilde bitirmek ve kurtulmak istiyorsanız bu sene bunların hepsinden arınmış olacaksınız ve tutku ve aşk size doğru noktada oluşacak. Evli çiftlerimizde özellikle yatırım konularıyla alakalı karı koca hayatımız ya da anne ve baba hayatımızdaki tersliklere şahit olabilirsiniz. Bu tersliklerde kadın olan taraf haklı olacak, erkek olan taraf zarar görecek. O yüzden kadınların söylediğini bu dönem önem verirseniz paranız, malınız, yatırımınız zarar görmeyecek diyorum. Buna ihmal etmeyin. Ailenize ait toprak ya da araziyi bu sene yatırıma çevirmek isteyen, toprağa gıda bir şey ekmek isteyen değerli terazi burçları, bunu gözünüz kapalı hemen yapın. Yapacağınız yatırım, toprak, arazi, ekin, buğday, ne bileyim nohut, ne yapacaksanız yapın, bu size çok kazançlı. Bir dahaki senede bu işi büyütmeniz için temel noktaya atacağınız bir evre olacak. Bu da size keyif verecek diyorum. Bir de değerli evli olan ve ailesinde uzun süredir evliliğini istemeyen
hani istemiyor ya sizin eşinizi ya da hanımınızı. Artık ailedeki bu terslik dönem bitecek. Kabullenme, kabul edilme evresine geçiş yapacaksınız. Ve bu evlilikte de hani karın benimle konuşmuyor, kocam benimle konuşmuyor dediğimiz iletişim de bitmiş. Daha mutlu bir, özellikle Kurban Bayramı'na geldiğiniz dönem bu konuyla alakalı bütün pürüzler bitmiş ve güzel bir Kurban Bayramı sabahı tadına varacaksınız diyorum. Yurt dışına ilgili fikri olan, iş yapmak isteyen ya da ilişkiniz yurt dışındaysa onun yanına gitmek istiyorsanız bu kapılarınız gayet hayırlı ve bu kapılarla ilgili pürüzler olmayacak. Sadece nef pürüzü olabilir, evrak unutabilir, evrağınızı kaybedebilirsiniz. Evrakla ilgili riskler yaşayacağınız için bu sene evraklarınız bir klasör içerisine notlu bir şekilde olmalı. Yoksa bu evraklar kaybolursa hani uzatmalar, yani yine o kapılarınız aydınlık ama tekrar başa dönme gibi sıkıntımız olabilir. Bir de sizi yıpratabilir diyorum. Kalbinizde size ait birini, beni hala unuttu mu, unutmadı mı diyoruz. O sizi unutmadı. Bu yıl Nisan'ın 15'i ve 17'si arasında yüz yüze çok tesadüf bir noktada kalacaksınız ve bu hesabı tadacaksınız. Aile büyüklerimizde özellikle kanser ya da uzun süredir tedavi gören ve kaybetmekten korkan hanelerde iyileşmeler söz konusu olacak. Yani kaybetmekten çok vücut enerjilerimiz tekrar hayata geri dönecek diyorum. Çocuk isteyenler için evet sorumlulukları yükleyecekseniz, çünkü bir çocuğunuz var, tekrar bir çocuk yapmak istiyorsanız sorumluluklarınız çok fazla olacağı için bu yük sizin kararın. Ama hiç çocuğu olmayanlar için hemen bu kapınız aydınlık, korkmanıza gerek yok. Bu konuda da kalbinizdeki istediğiniz evlat sevinci, eksik olan yapınız iyileşmiş olacak. Bu da size mutluluk verecek diyorum. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmeniz gereken göz, alerjik ve egzamalarınız bu sene çok fazla. Özellikle yaz ayı cildiniz ciddi anlamda güneş alerjisine sebep olacak. O yüzden bu sene fazla güneşte kalmamanızı, ciltlerinize önem vermenizi istiyorum. Sizin eğitim konularınızda eksik değil de daha tamamlamak, daha doktorluk, doçentlik, profesörlük, yani kendi ilminizde farklı alanları büyütmek istiyorsanız bu sene bu konular için çok başarılı ve aydınlık bir yıl olacak. Ve hatta şunu söyleyeyim değerli takipçilerim, size eğitim alanlarında da kürsüde konuşmak ya da akademisyenlik anlamında planladığınız noktalarda da bunların imzasını atacaksın. Özellikle Amerika ya da yurt dışına yerleşmek isteyen bazı terazi burçları için istediğiniz akademisyenlik, o kapılardaki anlaşma size keyif verecek ve mutluluk getirecek diyorum. Bu sene hedeflerinize en doğru şekilde, zaman sizin, doğru değerlendirin, zamanı boşa akıtmayın diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın, aşkla kalın, sevgiyle kalın. Yani ailenize değer verin, anne babanıza, kardeşlerinize, çocuklarınıza, çevrenizdeki insanları önemseyin. Hayat, sokaktaki canlıları, her canlının çok kıymetli olduğunu sakın unutmayın değerli takipçilerim, değerli terazi burçları. Güzel ve şahşalı bir yıl, hayatta ne istiyorsanız size dokunsun. Hoşça kalın, umutla kalın. ...2022 akrepler, yükselen ay burcu akrep olan değerli danışanlarım, değerli takipçilerim, güzel ve umutlu, huzurlu, güzel rüzgarlarla dolu bir hafta, yıl, denge 2022 sizi bekliyor. Her yerden esecek, hayat esecek, değişimler, ezber yaptığınız her şey yeniden bozulup yeni bir değişim, yeni bir oluşuma gireceksiniz. Çünkü bağımlı olduğunuz, bağımlılık olan her şeye veda etmeniz lazım. Vazgeçmeyi öğrenmeniz lazım. Hırslarınızı biraz daha, hırslarınız, takıntılarınız, kuşkularınız, şüpheciliğiniz, ihtirasınız, saymakla bitmediğim her şeyi bu sene geride bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunları öğrenmeniz lazım. Çünkü kendinizi fazlasıyla bağımlı olduğunuz her şeyden arındırmanız gerekiyor. O yüzden bu sene yeni değişim, yeni oluşum, yeni rüzgarlara kendimizi usul usul atmamız gerekiyor. Baş kuralınız bu. Unutmayın diyorum. Özellikle de değerli takipçilerim, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve emeğe saygı göstermeyi sakın unutmayın. Yemin ediyorum her burcu 10-11 dakika zaman ayırdım. Yani 2 saatim size emek harcamakla rica ediyorum. Yapmanız gereken tek şey bu. İş alanınızla alakalı
yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme ama özellikle bu yılın başı çok güzel giderken 6. 7. 8. ay iş konularınızla ilgili çok yorucu olacağı ve sizi çok fazla sık boğaz edecek olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Biraz hani Ocak, Şubat, Mart'ın verdiği ve Nisan'ın verdiği rahatlık yaz aylarında sizi işinize verdiğiniz rahatlık yaz aylarında daha strese, daha gergin, daha yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar için çok büyük mücadele etmeniz lazım. Yılın ikinci yarı sizin için iş konularınızda tehlikeyi uyarıyor ve adapte olamadığınız her şeyden ders almanız gerekiyor. Rica ediyorum. Bu sene işinizle alakalı hiçbir şeyi aksetmeyin. Yöneticiniz, çevrenizdeki insanlarla tavır ve edanızı çok doğru şekilde kurmanız lazım. Eğer kurmadığınız takdirde iş kayıpları, maddi kayıplar ve hayatınızdaki hiç göremeyeceğiniz saçma olayların içerisinde yer alacaksınız. O yüzden ezber bozan kimliğinizi yeni siz yaratmanız için çok da doğru bir yıl. Kendi işini yapmak, farklı alanda büyütmek isteyen insanlar, evet, yılbaşı itibariyle 5. aya kadar bu düzeni yıl sonuna kadar doğru değerlendirdiğinizde yatırım, finansal konularda daha kendinizi keyifli evrelere oluşturacaksınız. Ama en önemli şey de kendinizi maneviyata, Rabbime olan enerjiye teslim etmeyi öğrendiğiniz takdirde de bu hani korktuğum, sizin için endişe ettiğim her şey daha ılımlı şekilde, daha rahat bir şekilde hayatınıza yön verecek. Yani siz doğru enerjiyi bulmak için. Evet, işsiz olanlarda güzel fırsatlar kapınızda. Doğru değerlendirmeniz lazım. Kendinizi doğru bulmanız lazım. İş yerinizde kendinizi ispatlamak istiyorsanız başlangıç ve 6 ay çok verimli bir nokta olacak. Burada hak edilişinizi, değerinizi ve verimliliğinizi öğreneceksiniz. Buradaki insanların size karşı iletişimi, konuşma evresi, size yapılan haksızlıklarla artık yüzleşip bulunduğunuz noktaya sahip kalmayı ve burayı daha sıkı sıkı tutmayı öğreneceksiniz. Yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa, burayla ilgili yollar arıyorsanız 8 ve 9 ve 11. ay bu kapılarınız için çok verimli olacak. Yerleşmek, eğitim, iş alanını bu alanlarda genişletmek istiyorsanız çok güzel fırsatlar yaratacaksınız ve bu fırsatlar sizin kalıcı ve yurt dışı ile ilgili temel noktalarınızı oturtacak gözüküyor. Bu eğitim konusuyla bahane edip gidenler için de hem iş hayatınız hem de eğitiminizle ilgili oradaki zemine oturtacağınız bir yıl olacak. Emlak işi, sektör, satış ya da pazarlama alanında, medya alanında çalışanlarda riskler yok. Ama bulunduğunuz alanın iş stresini ve ekonomik olarak bazı zorluklardan dolayı size yansıyacak problemler söz konusu olabilir. Onların tavır ve edalarınızdan siz sıkılabilir ve sizi yorabilirler. Ama sakın işinizden pes etmeyin. Bulunduğunuz noktayı daha kendi gücünüzle, daha kendi evrenizde ispatlamanızı daha sağlıklı buluyorum. Farklı alanlarda iş kurmak, eğitim almak ve kendinizi farklı alanlarda yetiştirmek istiyorsanız eksik bıraktığınız eğitiminiz, eksik kalan iş kariyerinizle alakalı noktalar için yarımlıklarınızı tamamlamak için çok doğru bir 6 ay, yılın ilk ayı bunlarla ilgili tamamlamanız gerekiyor. Kendinizi ispatlayabilirsiniz. Üniversitede hoca ya da farklı alanlarda devlette eğitim konularınızla ilgili noktayı belirlemek istiyorsanız bu sene bu imzalar ya da özel okul, devlet okulları ile ilgili planlarınız varsa bu sene bu imzalar atılacak ve siz istediğiniz alanın rahatlığını da tadacaksınız. İlişki konusunda özellikle maneviyatla birlikte sevgiyi öğreneceksiniz. Sevgiyle alakalı noktada da hedeflediğiniz büyük bir ilişkiyi ciddiyete, hayat arkadaşlığına ve yaşam kalitenizi arttıracağınız bir yol olacak akrep burçları. Ama şunu söylemek istiyorum. Evlenmekten korkan ve uzun süredir evlilik hayatınızla ilgili yaşadığınız krizleri bu yıl çözmeniz lazım. Çözdüğünüz takdirde çok güzel hayat arkadaşınızla verimlilik, planladığımız şekilde hayatımıza daha güzel noktalara iteceğiz. Mesela büyük şehirde yaşıyorsanız, farklı alanlara yerleşim kurmak istiyorsanız, farklı bir alana taşınmak istiyorsanız bu yılın sonuna doğru bu başarıyı ve bu oluşumları hayata geçirmiş olacaksınız ve ilişkiniz ve eksik olan taşlarınız da mutlaka altyapısını oturtacak. Neyi öğreneceksiniz? Bağımlılık, ısrarcılığı,
Yani başka insanlara biraz teslim olmalı. Şüpheci yönünüz, yalanlarınız, kendi içinizdeki kurduğunuz karmaşık yalanlardan çıkmanız gerekiyor. Kendiniz bu konuda tedavi etmeniz lazım. Yoksa bu, eğer bunu bu sene öğrenemezseniz 2026'ya kadar riskler sizin hayatınızda olacak ve bu riskler sizi çok fazla sıkıntıya sokacak diyorum. İlişkinizle ilgili bitmesi ya da bu ilişkinin artık temel noktasında ben kimim diyorsanız artık ayrılmanız gerekiyor bu ilişkiden. Bu ilişki sizin artık hiçbir şeyiniz ve yeni ilişkiler, yeni fırsatlar var. Güven enerjinizi de tazelediğiniz takdirde de bu konuda da şanslı bir yıl sizi bekliyor olacak. Gereksiz para harcamalarınız, kendinizi ispatlamak uğruna ayakkabı, kıyafet, eşya, yeni şeyler alma hedefiniz çok fazla olacak. Sizden ricam, para finansınızı da bu sene doğru evrede, doğru noktada yapmanız lazım. Yatırım konularınızla ilgili en çok istediğiniz bir ev, araba, arsa, toprak için 9, 10 ve 8 ve 7. ve 10. aya kadar, 10. ayın sonuna kadar bu yatırımlarınızı almış olacaksınız. Mahkemelik konularınız bu yıl çok zorlu ve stresli olacak. 2023'e kayacak. İş mahkemeniz varsa, iş mahkemenize iade bekliyorsanız olumsuz gözüküyor. Ama para almak istiyorsanız bununla ilgili olumluluklar var ve sizi mutlu edecek diyorum. Sağlık konusu özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklara, cinsel içerikli hastalıklardan olacak sıkıntılara, kan tahlillerinizi bu sene çok doğru yaptırın. Sıkıntı almanızı istemiyorum. Bir de şeker, aile genetiğinizde şeker ya da tansiyonla alakalı noktalarda sıkıntılar ve kilo probleminizin daha çok artacağı, obez etrafınızda ve aile kökünüzde obez varsa bu sene bunlar ön plana çıkabilir. Bunları dengelememiz lazım. Ev tardilat, bazı akrep burçlarında bu sene tardilat konuları, yazlık ev, kiralık eviniz, eşyalarınız komple değişecek. Yani salonunuz, parkeleriniz, her şey bu sene daha rahat bir şekilde toparlayacağınız bir yıl. O yüzden bu sene tardilat da biraz sizi yorabilir diyorum. Toprak ve gıda sektörü ya da hayvancılık sektörüyle ilgili bu sene şanslı olacak bazı akrepler. Kazancınız size toprak, gıda, hayvancılık, tarım, yani bu tarz alanlarda çalışanlarda ya da bu alanlarda iş yapanlarda büyük kazançlar sizi bekliyor. Korkmanıza gerek yok. Eğitim konusunda özellikle yabancı dillere çok fazla merak saracaksınız. Çince, Japonca, Rusça, Almanca, bu tarz meraklarınız. Bir de spiritüel alanda kendinizi yenilemek istediğiniz noktalar, astroloji eğitim alabilir. Rüyalarınız bu sene çok fazla sizi uyarabilir. Aile büyüklerimizle ilgili yaşadığınız krizleri özellikle 4 ve 5. ayda toparlama kararı alacaksınız ama yine başa döneceksiniz. O yüzden biraz sizin inatçılığınız, biraz aksi yönlerinizi düzeltme vakti ve bu size iyi gelecek. Çocuklarınızın eğitim konularıyla ilgili yurt dışında bir araştırma yapıyorsanız çocuklarınız kendi başarısıyla gidecek. Sizin cebinizden para harcamayacaklar. Korkmanıza gerek yok diyorum. Aslında yılı doğru dengelersek, doğru tek öz ve net söylersek maneviyatınızı, değişim rüzgarlarınıza kendinizi hazırlamanız ve artık hayatınızdaki karşı insanlara da güven duyup onlara biraz daha hayatınızın içerisine alıp kendi kimliğinizi doğru ifade etmeniz lazım. Bence siz kendinizi bu konuda iyileştirirseniz sevinirim. Tabii ki dualarımız, bu sene en çok göze gelebilir, nazara gelebilirsiniz. Bunlar çok daha yoğun hayatınızda olacak. Bol bol nazar duası, bereket duası okumanızı öneriyorum. Mutlu, huzurda, keyifte, güzel bir yıl. 2022 Ağustos tadında olsun değerli akrep burçları. Sevdiklerinizi bol bol kucaklayın. Hayat çok kısa. Unutmayın, bir ölüm var bu hayatta. Kırdığınız insanlarla bu dünyada hesaplaşın, öbür dünyaya bırakmayın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. ...2022... değerli yay burçları, değerli takipçilerim, değerli danışanlarım, güzel ve huzurlu bir yay 2022 olsun tüm yaylara. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, emeğe saygı duyuyorsunuz diyorum. Bu sene özellikle sizin en koruma alanınız, iş alanınız ya da bulunduğunuz noktalardaki yaşadığınız alanlarla ilgili derin bir nefes alma, oh ne güzelmiş, ne güzel rahatlamakmış diyeceğimiz bir enerji sizi bekliyor bu yıl. Özellikle kendini üzerinizdeki yükler,
geçtiğimiz senenin yaşadığı krizler ve bunlarla ilgili öldüm kaldım bittim dediğimiz evrelerle ilgili yavaş yavaş hafifleyeceğiz. Yavaş yavaş kendi ruhumuzu çözmeye çalışacağımız bir yıl olacak. O yüzden siz bu yılı kendi içinizde şifa, kendi ruhunuzda kendi inadınız, kendi inatçı olduğunuz noktaları başarmak için geldiniz bu yıl. Hedefler için geldiniz. Bunu en iyi şekilde başaracaksınız. İş konularınızla alakalı çok güzel fırsatlar ve bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde farkına vardığınız her şey size kalıcı işi, işinizle ilgili yaptığınız yükselişler ya da bulunduğunuz noktada kendinizi çok verimli şekilde ispatlayacağınız ve zorlukları geride bırakıp kendinize ait alanlarda mesela iş kurmak, ticarete atılmak, mesela kendi alanınızı farklı alanlarda büyütmek isteyebilir. Bunlarla ilgili altyapınızla ilgili büyük başarılar elde edeceğiniz bir yıl. O yüzden fırsatları sakın kaçırmayın. Çok güzel işler, çok güzel anlaşmalar, yenilikler, hedefler çok fazla olacak. Kurumsal firma ya da büyük firmada çalışanlar, tekstil firması olabilir, kumaş firması olabilir, yağ fabrikası olabilir, hiç fark etmiyor. Sizin burada kendinizi ispatlayacağınız, başaracağınız, çok da umutlu olacağınız bir dönem ve hedef hayatınıza geçiş yapacak. Sanat işiyle uğraşıyorsanız, hukuk alanında ulaşıyorsanız, belki ilk yılın ikinci ayına kadar, Şubat bitimine kadar stresli olsa da ondan sonra renkli bir dünya size daha büyük kazançlar elde edecek. Banka sektörü, alım-satım sektörü, para sektöründe çalışanlar için küçük küçük yükselişler, hatta bu yıl primleriniz ve ödüllerinizde ve konumlarınızla ilgili güzel artışlar söz konusu olacak. Bu da sizi ruhunuza iyi gelecek diyorum. Eğer ki uzun süredir iş bekleyen, işinizle ilgili iade isteyenler için Mayıs ayı bu konu için en başardığınız, en rahatladığınız zamanı gösteriyor. O yüzden Mayıs sonuna kadar derin bir nefes alıp nefesinizi yavaş yavaş rahatlatmaya bırakın diyorum. Güzel oluşumlar var gözüküyor. Ortaklı işlerinizle alakalı bu sene bazı sınavlar atlatacaksınız. Yani tekrar başa döndüm ortaklı işlerde. Mesela ortağınıza güvenip aynı kazığı yemek gibi, ortağınıza inanıp farklı projelere girip aynı başa dönmek gibi. Yani krizleri bu sene ortaklı noktalarda zorlayıcı olacak. Ve bu evrelerde doğru öğrenemediğiniz takdirde sınavlarınız ortaklı işler yapacağınız ortaklı düşüncelerde ciddi ve ciddi krizler, sınavlar, borçlar, ödemelerle alakalı noktada kaoslar söz konusu olacak. Yurt dışı işi yapan, yurt dışı ile alakalı kalmak isteyen ve orada oturum izni için mücadele edenler için 8. aydan sonra çok güzel fırsatlar söz konusu olacak. Mesela İstanbul'da, Ankara'da yaşıyorsanız, farklı illere taşınmak istiyorsanız dediğim tarihlerde iliniz, işiniz, oradaki sistemi oturtmuş olacaksınız. Bu da size keyif verecek ve bu sene bu yerleşim alanımızı, iş sahamızı, çevremizi bütünleyip yepyeni bir yay olarak hayata geçiş sağlayacaksınız. Tabii ki sınavlarınız, geçmişe ait pürüzleriniz hayatınızın içerisinde olacak ama pes etmemeyi, bunun için mücadele etmeyi öğrenmeniz lazım. Bu ara yakın bildiğiniz ve güvendiğiniz insanların sahtekar yönleri ve sizi maddi ve manevi olarak dolandırma enerjisine hakim olacaklar. Dostlarınızla ilgili borç alımı, borç verimi, kredi çekmek isterseniz ya da çektirmek isterlerse mümkün olduğu kadar bu evreyi uzak tutmanız sizin için daha sağlıklı. Yoksa bu borçlar sizin üzerinize kalacak. Çok zor. O yüzden sınavlara tekrar başa dönmeyin. Yani siz artık borç alıp borç verim konusunu kenara atıp ne varsa onunla yemeği, onunla vakit geçirmeyi öğrenmeniz lazım diyorum değerli yay burçları. İlişkilerinizle alakalı noktada bu dönem en çok ilişkinizle aile kurmak, ev satın almak, yeni bir düzen ve ilişkiyle alakalı ciddiyete konuşma. Özellikle Mart'tan sonra bu konular harekete geçecek. Mayıs, Haziran, söz, nişan, evlilik dediğimiz tarihlerinizi belirleyecek. Eğer ilişkinizin geri gelmesiyle ilgili mücadele veriyorsanız ve uzun süredir emeği alamadıysanız, evet, geri gelmek değil de size ait insanı bulma dönemi olacak. Yani o da geri gelse o size ait bir enerjiyi tekrar hayatınızda oturacak ve bu ilişkide evlilik konuşmaları ve gelecek planları içerisinde tekrar hayatımıza renk katacak. Hiç ilişkisi olmayanlar, ortak çevre, iş alanınız, okul arkadaşlarınız, yakın çevrenizin tanıştırılma, sosyal medyada ya da görüştüğünüz insanların aracılığı noktasıyla doğru insanı bulacaksınız ve bu da size mutluluk ve huzur verecek diyorum.
düşünüyorum. Yani aşk konusunda da renkliliklerimiz var. Evli olan çiftlerimiz özellikle bu dönem yeni yuva, yeni ev almak, yeni yatırımlar ve bu tarz çocuklarınızla ilgili yatırım planları, toprakla alakalı noktalarla ilgili de çok fazla konuşmalarımız söz konusu olacak. Yani evli olanlar da daha çok yatırım, para, parayla ilgili ne yapabiliriz? Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili nelere katkı sağlayabiliriz? Hangi okulda okutabiliriz? Okul kavganız, okul tartışmanız, üniversite ya da liseye hazırlanıyorsa bu sene bunun yoğunluğu ev içerisinde çok fazla olacak. Ve uzun süredir de ilişkinizdeki sözlerde, ifadelerde sevgi sözcükleri yoksa bu yıl sevgiyi, ifadeyi daha doğru yansıtacağız. Sorunları geride bırakıp aile olmayın, ailenin verdiği huzuru daha çok tadacağımız bir yıl olacak. Boşanmayı düşünenler için boşanmak, ayrılmak, artık aile ve ben bu ilişkinin sorumluluğunu kaldıramıyorum ve bütün yük benim üstümde diyenler için de bu ilişkiye tekrar bir şans verirseniz o da sorumluluklarını, o da bu düzene ait olduğunun farkına varıp hatalarını iyileştirecek bir şansı herkes hak ediyor. Artık siz bu şansı ona vermenizi öneriyorum. Çocuklarınızla alakalı kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarınız var. Kendi eğitiminiz, kendi kariyeriniz, evde oturmak istemeyen hanımlar özellikle bu sene belli kurslarda kendinizi geliştireceksiniz. Çocuklarınızla alakalı eksik yönlerinizi daha kaliteli bir şekilde birbirinize oluşturacağınız nokta var diyorum. Ailenize ait mahkemelik ya da çözülmesi gereken olaylarla ilgili evet gümbür gümbür mahkemeler gelecek, kağıtlar, evraklar, olaylar ama yıl sonuna doğru bunlar sizin gerçekten hedeflediğiniz noktada başarıyı elde edeceksiniz. Yalnız bu yıl 5. 6. ve 7. ay sizin sağlıkla alakalı noktalarda riskler, aile içerisindeki hanedeki sağlık problemleriyle alakalı konular daha çok fazla gün yüzüne çıkmış olacak. Özellikle büyük dede, büyük amca, büyük baba dediğimiz kişilerde sağlıkla ilgili yaşanan krizler hanemize gözyaşı ya da sıkıntı yaratabilir. Bunlara da hazırlıklı olalım. Özellikle sizin sağlık evrenizle ilgili skolyoz yani boyun, sırt evrenizdeki kamburlaşmayla alakalı noktaları belirlemeniz lazım. Ama kendine güzellik salonu, spor salonu ya da bu tarz şeyler açıp kendimi büyütmek istiyorum diyenler için bu yıl bunu yapın. Ama ortaklı hiçbir şey yapmayın. Kendi başarınıza başarı katın diyorum. Mesela İç Anadolu bölgesi ya da Trakya'ya ya da Akdeniz'e taşınmak isteyenler için bu yıl o gerçekten hedeflediğiniz başarının, mutluluğun tadını çıkartacaksınız. Yani aslında yakın çevreniz, eğitim konularınız, ticari konularınız çok yorucu, çok stresli olacak. Ama mantığınız doğru karşıladığınızda, doğru adımlar attığınızda planlarınız size çok verimli şekilde hayatınıza geçmiş olacak. Bence bu sene en çok din konularınız ya da dinsel ırkçılık ya da bu tarz konularla karşı karşıya gelebilir. Sizin sinirleriniz tepe taklak olabilir. Bunu ihmal etmeyin. Bir de nişanlı olan çiftlerimizin mezhep farkı ya da aşık olduğunuz kişinin mezhep farkı yüzünden bazı kaoslar, ilişkide zorluklar yaşanabilir. Aman sakin sakin halledin diyorum. Yani bu sene değerli yay burçları için farklı bakış açısı, kendinizi hafifleteceksiniz. Başarınızı doğru noktada odaklandırmaya çalışsanız da yine zorluklar var. Yakın çevrenizin size ihanetleri de söz konusu olacak. Yeter ki mantık, yeter ki düzen, yeter ki akıllı olun. Evet, araç konularınızla alakalı ya da araç alım konumlarımızla ilgili de doğru bil. Birçok yay burcu araç anahtarı, otobüs şoförüyseniz ya da araçlarla ilgili iş yapıyorsanız bu sene daha kazançlı, daha verimli ve sizi araçsız bırakmayacak bir yıl olacağını söyleyebilirim. Bir de bazı topraklarınız, aile topraklarınızla alakalı satmak değil, yerler bölünecek, herkes yerini bilecek bir yıl olacak. Yani burası senin, burası amcanın, burası teyzenin diyeceğimiz yerlerde belirlenmiş olacak. Ve kimse artık toprakla ilgili evimize misafir geldiği zaman bu konuşmalar olmayacak. Bu da sizin ailenize iyi gelecek diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. ...2022... değerli oğlak burçları, güzel oğlaklar, kapınızı birçok şey çalacak. O kadar güzel şeyler kapınızı çalacak ki, yani istediğiniz, kalbinizden geçen aşk, heyecan, duygu, olağanüstü sizi renkliliğe götürecek.
ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz. Emeğe saygı duyuyorsunuz. Yükselen ve ay burcunuzu, değerli oğlak burçları takip ediyorsunuz. Yükseleni oğlak olanlar da lütfen dikkate alsın diyorum. Yani siz hobilerinizle alakalı noktaları keşfedeceksiniz. Kişisel bakım alanınıza daha çok ön planda sahip olacaksınız. Kalabalık ortamlar, yoğun tempo ve ziyade tek tek arkadaşlıkları, kendi keyif aldığınız alanlarda kendiniz alanınızı rahata erdireceksiniz. İş konularınızla ilgili Jüpiter'in Koç burcu geçişi emlak konularınız, arsa konularınızın şans kapısı açıyor. Emlak işi, tarım işi, toprak işi, emlakla alakalı ne iş yapıyorsanız gerçekten mal konularınızda çok ciddi anlamda kazançlar, yatırımlar sizin hayatınızda olumlu bir noktada yer alacak diyorum. Büyük bir firmada, kendi alanınızda, parasal bir finansta yükselmek istiyorsanız bu yıl bunun başarısını, bu konudaki haklarınızla alakalı noktayı verimli şekilde alma döneminiz olacak. Küçük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın karışık dönemi bitip sizin de başka bir alandan gelecek teklifle başka bir yol alacağınızı gösteriyor. O yüzden iş konumunuzla ilgili de korkularınıza gerek yok. Devlet ya da akademisyenlik anlamında kendi başarınızla alakalı yeni imzalar, yeni oluşumlar yapmak istiyorsanız eksik olan eğitim alanınızla alakalı noktada bunları tekrar belirleyip tekrar bir sistem oturtmanız lazım. Bu da size iyi gelecek diyorum. Mühendisseniz, mühendislik yurt dışı ile ilgili bazı işler yapıyorsanız bunlarla ilgili güzel fırsatları, ama bakın unutmayın, çok fazla telefon trafiğiniz, çok fazla yazışmalar sizi yoracak, bir sürü olaylara da bir şekilde hazır olmanız lazım. Çünkü kapılarınız aşk konusunda açılırken iş konunuzdaki bazı pürüzleri de hayatımızda iyileştirmemiz gerekecek. Yani Jüpiter'in Koç burcuna geçtiği dönem itibariyle siz ev alımı, para alımı, parayla ilgili pürüzleri iyileştireceksiniz, ama geçmiş olan borçlarımız, geçmişe ait plansız çıkacak sıkıntılarımız da asla unutmamanız lazım. Bunlarla mecburi ödemeler, mecburi krizler yaratabilir size. O yüzden işte de unuttuğunuz borçlar, aldığınız para konularınızı bu dönem, bu 2022 ortasına kadar çözmeniz lazım. Yoksa zorlayıcı, yoksa stresli bir nokta söz konusu olacak. Ortaklı iş yapanlarda ortak yüzünden tartışmalara, para konusunda karşı tarafın size haksızlıklar yapacağıyla alakalı çok büyük krizlere de hazır olalım. Güvendiğiniz personel, inandığınız insanların sizi kazık atacağınızla hazırlıklı olmanız gerekiyor. Kendi işini tek başına yapanlar da yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde para akışı ve parayla ilgili borçlarınızda daha büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Yani aslında kendi belirlediğiniz, işinizle alakalı planladığınız noktaları kendi düz mantığınızda ve kural ve disiplinle yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı görmüyorum. Hatta bu yıl kendinizi akışa hızlı bir şekilde sunduğunuzda da çok büyük iş konularınızda başarı, geçmişe ait ödemeleriniz hayatımıza çıkıp bunlar biraz daha bizi sıkıntıya sokabilir diyorum. İş mahkemeniz ya da ailevi miras mahkemeleriniz bu sene çok daha böyle sizi zorlayıcı, haklarınızla ilgili tartışmalar, kavgalar, özellikle o kadar büyük iftiralar ya da ailenize yapılan iftiralarla karşı karşıya kalacaksınız ki dilinizi tutun, yasa ne diyorsa onu kabul edin. Çünkü siz sinirlendiğiniz vakit her şeye rest çeken bir yapınız var. Rest çekmeyin, haklarınızı dibine vura vura alın istiyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim, farklı bir yere taşınmak, yaşadığınız alanı bırakıp farklı bir yere tayin ya da kurumsal bir firmadaysanız başka bir bölmeye geçmek istiyorsanız bu tarz fırsatlarınız var. Ayağınıza gelecek, istiyorsanız değerlendirin, istiyorsanız değerlendirmeyin, ama güzel evreler var. İlişki konusunda evet, aşk sizi o kadar güzel başlangıçta kutlayacak ki aşk kraliçesi sizin ruhunuza gelecek, kralınız sizin enerjinizde olacak. Kapınıza hiç ummadığınız kişiler, hatta olmaz dediğiniz insanlar size ilişki teklifi, duygusallık teklifi ve hatta şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aşkla şifalanmayı öğrenmek için çok doğru bir yıldasınız diyorum. İlişkisi gidenler geri gelecek.
terk edildiyseniz, yüzleşemediyseniz, yüzleşemediğiniz konular bu yıl sizin yüzleşme, neden terk edildiğinizi, neden yalana maruz kaldığınızla ilgili noktaları da tek tek öğreneceğiniz bir yıl olacak. Evli olanlarda daha çok şöyle bir sorunumuz olabilir. Eşinizin ya da sizin iş yoğunluğunuzdan kaynaklı birbirimizle konuşma iletişiminizin geri durma yılı. Yani birbiri çok konuşurken konuşmama. Evimiz evlilik ticaretine döneceği için bu yıl ortalarında bunlara dikkat edin. Eğer dikkat etmezseniz hatalara savrulabilir ve evliliğiniz yanlış sebepten dolayı bitebilir. Bunları kontrol etmemize gerek var diyorum. Bulunduğumuz evi satıp daha farklı bir ev almak isteyen Oğlak burçları için evet güzel fırsatlar, güzel kapılar söz konusu olacak. 3. 4. ay satmak istediğiniz her şeyi çok rahat bir şekilde satıp yeni oluşumlar için o ay bitmeden de yeni evinizi, yeni anahtarınızı alacaksınız diyorum. Evlenmeyi düşünen ve ertelenen çiftler bu yıl %100 evlilik yapacak. İlişkiler ciddiyete, evlilik teklifleri, söz nişan tarihleri çok yoğun olacak bir yıl Oğlak burçlarında. O yüzden bu sene altınlar uçarken siz de evliliğe koşacaksınız. Hadi bakalım hayırlı olsun. Eşiniz askerse, devlet memuruysa, oysa, buysa ve bununla alakalı noktada büyük krizler, büyük olaylar, yer değişimleri yaşayacaksa hiç pürüzsüz bunların hepsini en iyi şekilde gideceğiniz yolculuk ya da gideceğiniz yer, gideceğiniz tayininiz belirlenecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bir de eğitim konusunda aldığınız meslekle ilgili kendinizi yükseltmek, yeni konum, daha büyük bir noktaya erişmek istiyorsanız bu yıl bu doğru kararları vermeniz lazım. Özellikle anne, anneanne, anneannenizin soyundan bazı topraklarla ilgili pürüzler gündeme çıkabilir, mallarla ilgili devlet el koyabilir, unuttuğunuz bir borç malınıza el konulabilir. Bu dönem geçmiş köklerimiz ve size ait geçmiş borçlarını mutlaka ödememiz gerekiyor. Ödemezseniz bunlara haciz uyarısı var. Mahkemede çıkmasını istediğiniz, beraat etmesini istediğiniz konularınız varsa bunlarla ilgili de çok güzel rahatlamalar, bunlarla ilgili de güzel başlangıç sizi bekliyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken noktanız basur, bağırsak enfeksiyonlarınız, mide ile ilgili kramplarınızdan kaynaklı sorunlarınız çok daha ön planda olacak. Sizden ricam mide gıdalarınız, asitleriniz ve son zamanlarda kilo alanlarda mide operasyonları, bunlarla ilgili tedavi görmek isteyebilirsiniz. Doğru doktor ve doğru tedaviye ihtiyacınız var. Sizden ricam yanlış doktora giderseniz risk ve iltihaplanmalar söz konusu olacak diyorum. Anneniz ya da kız kardeşinizin bir ameliyat konusu varsa bu konu gayet sağlıklı ve verimli şekilde bitecek. Herhangi bir risk almayacak. Çocuk isteyenler ya da çocuklarınızla ilgili korkularınız ya da onlarla ilgili kararlarla ilgili zorluklar yaşıyorsanız onlar kendi yolunu, kendi başarısını, kendi size ispatlayacak. Onlarla ilgili korkmanız gerekecek bir şey yok. Bu sene özellikle yazı çok kaliteli yaşayacaksınız değerli Oğlak burçları. Kendinizi sadece dinlenip etrafınızdaki kalabalık insanları kenara bırakıp kendinize ait bir yılı yaşayacaksınız. Gereksiz para harcamalarınız olacak ama doğru kullandığınızda bu gereksiz gördüğünüz yatırımlar size kar olarak da geri dönüş yapabilir. O yüzden bu ara paranızı hani küçük küçük topraklara verebilir. Hani bu topraklar siz ilk başta aile çevre gereksiz görse de sonrasında sizin için hayırlı olarak uyarı verir. Yurt dışı ile ilgili iş yapanlar ya da yurt dışı ile ilgili planlanan yenilikleriniz için çok doğru ve mantıklı adımlar size çok güzel iş kapılarını ve anlaşmalarını, özellikle İngiltere, İspanya, İrlanda, İskoçya, İran gibi iş kapıları düşünenler için çok güzel aydınlanmalar söz konusu olacak. Mesela emlak kira borcunuz varsa, ödeyemediğiniz borçlar, krediler, kartlar varsa bu yılın 6. ayına kadar bunların hepsini dengeleyip yıl sonu itibariyle de bu borçlardan daha rahat bir şekilde kurtulmuş olacağını söylüyorum. Tabii ki aşkı unutmuyoruz. Aşk size çok güzel şeyleri, renkleri, heyecanı, güzellikleri getirecek. İlişkinizdeki yanlışları, hataları öğreneceksiniz. Ayrılmak istediğiniz ilişkinize de doğru ifadeyle yol ayrımlarını tadacaksınız diyorum. Ne yapıyoruz? Güzel bir yılı, umutlu bir yılı en verimli şekilde hayatımızda tutmaya ve hayallerimizi kırmamaya özen gösteriyoruz. Bir de aile soyunuza yapılan bir kötü enerjiden kaynaklı
Bazı oğlak burçlarında her şey yarım kalıyor olabilir. Bildiğiniz duayı, inandığınız kişiye okutarak üzerinizdeki bu negatiflerden, bu kaoslardan ve kökteki karmalardan kurtulmanıza fayda var diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel yarınlar, güzel umutlar hep birlikte bizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın. ...2022 kovalar, yükselen kovalar, ay burcu kovalar, değerli danışanlarım, değerli takipçilerim, güzel bir yıl. Hayatta istediğinizi, taşlar yerinden oynayacak ama eteklerindeki taşları çıkartma yılınız olsun. Hazır mısınız bu seneye? Birçok tutulmada en çok etki alan burçlardansınız. Tabii ki buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. İş konularınızla ilgili ciddi anlamda değişimler var. Demeden önce kanalıma abone, yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi, emeğe saygı duymayı unutmayın. Bol bol yorum ve beğeni istiyorum. Evet, bu sene işinizle ilgili değişimler kararı içerisinde olacaksınız. Yani bulunduğunuz noktada artık ben bu noktaya ait değilim ve başka kapılar, başka alanlarda kendimi ispatlayacağım dediğiniz bir nokta. Evet, cesaretinizi toparlayın. Bu değişimler sizin artı evreniz olacak. Çünkü kendinizi orada sıkışmış ve çok huzursuz hissettiğiniz için kendinizi gösteremiyordunuz. Artık kendinizi göstermek için güzel fırsatlar var. Yeni işiniz, yeni düzeniniz, yeni alanınız hayırlı olsun istiyorum. Yerinizde yetkilenmek, konum değişimi ya da kendinizi o alana ait hissetmek istiyorsanız da 4. aya kadar, yani 2022'nin Nisan ayının 15'ine kadar gerçekten oraya ait olduğunuzu ve orada kalıcı olacağınızı da öğreneceksiniz. Gidecekler gidecek, kalacaklar kalacak dediğimiz bir evre. Kendi işini yapanlar için dengede kalmaya özen gösterin. Fazla açılmamaya ve parasal konularınızı risk altında atmamaya özen gösterin. Çünkü cesaret sizi batışa itebilir ve ani kararlar sizi parasız ve kredilerde borçlanmalara ve bankalarla yüzleşmenize sebep olabilir. O yüzden sizden ricam, çok fazla açılmadan neyi kontrol edebiliriz, neyi yapabiliriz, bunu dengelememiz lazım. Devlet alanında çalışıyorsanız, farklı bir il, farklı bir ülkeye geçiş yapmak istiyorsanız başvurularınızı yapın, güzel kapılar sizi bekliyor diyorum. Devlete girmek istiyorsanız da çok yakın bildiğiniz, güvendiğiniz bir aracı dille, aracı kimlikle bu kapılarınızla ilgili de aydınlanmalar yaşayacaksınız. Kendi ortaklı olanlar, ortak iş alanında kendini büyütmek isteyenler, evet, finansal konuda bazı geçmişe ait sorunları çözmeden şu an bu toprağın üstüne inşaat yapıyorum derseniz toprak altında kalırsınız. Evet, borçlarınızı düzenli şekilde, ona göre açılmalarınızı uygun olarak görüyorum. Sakın yap. Kendinize ofis, küçük bir alan açmak istiyorsanız gözünüzü kapatın, yapın. Çünkü alacağınız, açacağınız alan ve kendinizi büyütmek istediğiniz yerlerde güzel fırsatlar, kendinizi markalaştıracak ve güçlendireceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Aile işiniz varsa, aile işinden çıkmak istiyorsanız ve bu işte onların emri altında olmak istemiyorsanız, bence siz bu özgürlük, bu burada daha rahatsınız. Gideceğiniz noktalarda daha çok psikolojik batağa düşersiniz. Aile işinizde onları anlıyormuş gibi aynı taktikte devam edin. İşiniz ve emeğinizden ve aile işinden sakın ve sakın ayrılmayın. Toprak işiyle uğraşmak isteyebilir, tarım işine merakı salanlar, gözünüzü kapatıp bu işin enerjisine geçmeniz uygun olarak gözüküyor. Satış, emlak satışı, araç satışı ile ilgilenen insanlar da bu sene sizin için çok güçlü paralar, güçlü finansal anlamda da gelecek karlar, size büyük bir parasal konularda ilerlemenize olumlu anlaşmalar ve her geçen günde işinizde, emlak ve satış işinde, profesyonel satış alanlarında olanlar için çok güzel prim, kazanç ve paraların daha yoğun olacağı bir nokta söz konusu olacak. Bu sene tabii ki Satürn yine bu yılda burcunuzda olacak, unutmuyorsunuz. Sorumluluklarınızın da daha fazla ön planda olacağı, sorumluluklarınızla ilgili disiplini asla bozmamanız gerekiyor. Bunları da o konuda kontrol etmemiz gerekiyor. Yani iş yeriniz taşınabilir ama yeriniz devam eder. Siz işten çıkabilir, gideceğiniz yer daha güvende olabilir. Yani bu şekilde planlamanız gerekiyor diyorum. Altın borcunuz varsa, dolar borcunuz varsa, euro borcunuz varsa bu yıl bunların hepsi bitecek.
gelecek. Yani siz yıl sonuna kadar kimden, kardeşinizden, yakın dostunuzdan ne aldıysanız bunların ödemesi gayet kolay olacak gözüküyor. Ailenizin bina kavgası, otel kavgası, toprak kavgası varsa avukatta tam giderken anlaşmalı şekilde yollar ayrılacak. Herkes hakkına düşen payın pazarlığını masaya oturtacak. Satmak istediğiniz kişilere gönül rahatlığıyla satıp buradan da karlarınızı aile olarak alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. İlişkilerle ilgili noktada bu sene bekarlarda ciddi bir evlilik kararı var. Bu sene bekar kovalar evlenmeyi, aile olmayı, uzun süredir hani bekar gezelim dediği diyorsanız bu sene evlilik teklifi, evlilik alma, evlilik konuşmaları hayatınızda daha renkli olacak. O yüzden bu sene bekar kovalara %100 yüzde olabilir ihtimalle evlilik hakimiyeti var diyorum. Yalnız ilişki yaşamaktan korkanlar için de güzel bir yıl. İlişki cesaretiniz yoksa, ilişkilere ve güven problemi yaşıyorsanız bu sene gelecek ilişkiler sizi, güveninizi, ruhunuzu tazelendirecek ve ciddi anlamda da size şifa gibi gelecek ilişkileriniz. Bence ilişkiden de korkmanıza gerek yok diyorum. Evli olan çiftlerimizde bu dönem daha çok boşanmalar, ayrılıklar ve yol ayrımları ile ilgili evrelerde Haziran'a kadar böyle diken üstünde olacağınız bir nokta. Haziran'dan sonra bu konuşma, boşanma konuları geride kalıp evliliği tekrar devam ettirme içerisinde olacaksınız. Ama aynı şeyler, eğer sorumluluğu taşıyamayacaksanız bu fikirde her iki taraf anlaşmışken yol ayrımına girmeniz daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü sorumluluklardan kaçmamamız lazım. Ama ben taşıyamıyorum diyen bazı kova burçları aynı başa dönmek sizi daha çok depresyona itebilir. Bunu şimdiden çözelim diyorum. Sevgilinizin geri gelmesini ya da uzun süredir hayal ettiğin kişiyle konuşacak mıyım diyorsan bu sene imkansız. Başka baharlara kaldı ilişkilerinizin konuşma. Yeni insanları tanışmak size daha iyi gelecek diyorum. Çocukla ilgili düşünen, çocuk tedavisi, çocukla alakalı noktalarda karar veren bazı kova burçları için çocuk tedaviniz yıl sonu itibariyle gerçekleşmiş ve bunun mutluluğunu, tadını çıkartacaksınız. Böyle müstakil eve taşınmak, daha böyle bahçeli bir ortama taşınmak isteyen bazı kova burçları için, evet bazıları için ciddi anlamda taşınma, müstakil alana, başka bir alana, deniz gören bir alana, toprağa bol, doğanın bol olduğu noktada kendinizi derin derin yaşamak istiyorsunuz. Bu sene bu fırsatlar var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara kayınpederiniz, kaynananız parasal konuda hanemize destek verecek ve bu destekler belli bir süre sonra eşinizin kardeşleri yüzünden sıkıntı yaratılabilir. Biraz canınız sıkılabilir bu konuşmalara. Borç kağıdına aldığınız tüm paraları söyleyin. Yarın onlara bir şey olduğu zaman en azından annenizin babasının da imzası olsun ki onlarla karşı karşıya kaldığınızda bu da benim kanıtım diyeyim. Köyde toprağınız varsa ve uzun süredir bunlarla ilgili satmayı düşünüyorsanız asla satmayın. Burayı belirleyin. Tarımınızı, toprağınıza ne yapılacaksa siz bir sene sonra 2023 bu topraklarınızla alakalı yatırım, projelendirme ve oluşturma evreniz olacak. Bu sene hiçbir toprak satımı istemiyorum. Alabildiğiniz kadar alın, yapabildiğiniz kadar yapın ama satışlara hayır diyorum. Unutmayın. Sağlık konusunda özellikle uzun süredir kemik üşümeleriniz, kemik erimesi, kemik kayması, kalça, ayak batık tırnaklarınızla ilgili problemleriniz söz konusu olabilir. Bu ara bazı kova burçlarında saç dökülmelerden kaynaklı saç ektirme, kaş dökülmesi, kaş ektirme planlarınız olabilir. Bu sene bunlarla çok yoğun uğraşacağınız bir nokta. Bir de şöyle bir durumumuz var. Kadınlarımızda özellikle göğüs ya da rahim ya da karın bölgesini gerdirme gibi düşüncesi olanlarda böyle bir estetik operasyonu düşünce içerisinde olabilirsiniz. Gayet güzel geçecek. Yapmak istediğiniz, kendinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Yalnız değerli kova burçları, şunu yapmayı asla unutmayın. Geçmişin hesabını bu yıl aramayın. Siz geçmişi hep ertelediğiniz için bu yıl bu senenin hesaplaşmasını doğru yapın. Kurallarınızı doğru koyun. Eğer geçtiğimiz senelerin hesaplarına girersek bu yıl zararlı çıkabiliriz ve maddiyatımızı da görebiliriz diyorum. Bir de aile arasında kardeşler içerisindeki
bir kardeşinizin ev ve maddiyatla ilgili bazı sorunlarından dolayı da siz de ailenizde destek vereceksiniz. Bu da iyi gelecek. Hiç evlenmemiş, evinizde bekar varsa da hayırlı bir kısmet var. Evlilik kapısı da açık olarak gözüküyor. Eğitim konusunda özellikle bilgisayar, teknoloji, bu tarz eğitimler alıp kendinizi daha ön planlara geçiş sağlayabilirsiniz. Bir de astroloji ya da kozmik enerjiye merak olanlar bu sene bol bol eğitim temposuna gireceksiniz ve kendi haritanızı kendi elinizle keşfetmeyi isteyebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Sağlık sektöründe çalışanlar, doçentlik, profesörlük bu tarz düşünceleriniz varsa eğitim temponuz şimdiden hayırlı olsun. Başarmak istediğiniz ya da gitmek istediğiniz ülkelerin kapısı sizin için hayırlı ve aydınlık diyorum. Evet değerli kovalar, huzuru, aşkla, yeni işler, yeni kapılarla tadacaksınız. İlişkilerle ani evlilik kararı verecek kovalar için şimdiden hayırlı olsun. Terk edilecek kovalara da yeni aşk, yeni umutlar var. Korkmayın, güzel bir yılın tadını şimdiden çıkartın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Balıklar, yükseleni balıklar, ay burcu balıklar, değerli takipçilerim, değerli danışanlarım, beni beğenen, takip eden, emek veren, emeğime saygı duyan herkese kocaman güzel bir yıl olsun. Bütün şans kapıları, çalacağınız bütün kapılar size açılsın. Bence yılın en şanslı, en keyifli, en idealist bu yılı balık burçlarında. O yüzden şansları çok doğru değerlendirdiğinizde gücünüz, iletişim ve iş alanlarınızla alakalı temel noktalarla ilgili ne istiyorsanız karlı çıkacağınız, Jüpiter'in iyicil yönüyle sizin en çok hayal kurduğunuz iş alanınızdaki kendinizle ilgili yönlerinizin daha had safhada çıkacağı, kendinizi çok iyi ispatlayacağınız ve hedeflere en iyi şekilde dokunacağınız yılın tadını keyifle çıkartın diyorum. Özellikle yer değiştirmek, farklı alanlar, farklı projelerde yer almak isteyen balık burçları için kartlar sizin için açılıyor. Bu kartları doğru tercih ettiğinizde konum ve yükseliş ve paranızla alakalı kötü giden her şeyi iyileştirmeye, yılın sonuna kadar bu verimliliği en iyi şekilde tadacağınız bir nokta olacak. Eğer devlet sınavınız varsa, devletle ilgili girmek istediğiniz ya da büyük kurumsal sınavlarınız varsa bunları çok rahat bir şekilde atlatıp kendi gücünüzle iyi bir şekilde hayatınıza katkılar sağlayacaksınız. Yani Jüpiter'in iyicil enerjisi sizin eviniz ve sizin düzeninizde en rahat ve maddi konularla ilgili olacak sıkıntıları da yavaş yavaş adeta yaradan sizi koruyormuş gibi her şeyden böyle sıyrılıp bütün haklarınızı tek tek almak için savaşacağınız ama tatlı savaşma olacağı bir yıl. Şimdiden güzellikler olsun diyorum. Evet, şöyle kendi işini ya da iş arayanlar için şanslı bir yıl. Başarınızda sıkıntı olmayacağı, girmek istediğiniz kapılardaki artık sorunların geçeceği, aracı insanların bile size çok rahat ulaşıp bu iş sana uygun deyip bu fırsatları yaratacağı bir yıl. O yüzden hadi balıklar gözünüzü açın, uzun süredir her şeyim ters gidiyordu, toparlanamıyordum, ne olacak diyorsanız bu yıl bütün Rabbimin size verdiği kapıları sıkı tutun ve bunlarda kalmayı, bunlarla savaşmayı, bunlarla başarmayı öğrenmeniz lazım. Kurumsal büyük firmana geçiş konularınızla alakalı yöneticilerinizdeki yaşadığınız krizler, mobbing uygulamaları, size yapılan haksızlıkları artık geride bırakacağınız ve kendinizi en iyi şekilde rahat koltuğunuza sahip olacağınız, hatta koltuk değişimleri, kendi alanınızdaki keyfinizi güzel bir kahveyle yudumlayacağınızı söylüyorum. Şimdiden bunun tadını çıkartın. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız da lütfen ortaklı da yapabilirsiniz. Ortaksız fikriniz de olabilir. Aile ile alakalı ortaklı süreçleriniz varsa bile bu kapılarınızda da aksilikler yok. Paranın size tık tık, hani gözünüzü kapatıp bu iş sizin, bunu ihaleye girmek istiyorsanız bu sizin, kitap yazmak istiyorsanız bu sizin, bu okula girmek istiyorsanız bu sizin diyeceğiniz bir enerjidesiniz. Bunları çok doğru şekilde değerlendirmemiz lazım. Özellikle bu sene 12. evimiz, duygusal yalnızlığımız, duygusal evremiz bizi belki bu konuda zorlayabilir, yalnızlık arayabilir. Kalabalık enerjilerden daha çok kendi ruhunuza, duygunuza, ruhunuza ihtiyaç duyabilir. Bu ara hijyenik konulara çok fazla takıntılı. Eve gelen misafir koltuğu silmek, camı silmek, pencere silmek, hijyen konularına çok fazla takıntılı olabilirsiniz.
Ve umulmadık düşmanlıklar, çevrenizdeki inandığınız kişilerin düşmanlıklarına da ummadığınız, asla yapmaz dediğiniz insanların düşmanlıklarına da açık kalmanız lazım. Fakat bu yıl sizin için yılmama yılı, başarma yılı, başardıklarınızı alma yılı olacak. Yani iş konunuzda toprak işi yapacaksanız bile yapın. Tarım, satış, araba, tamirat ne istiyorsanız yapmanızı, yani davarcılık, koyunculuk, atçılık ne istiyorsanız bu yıl. Yani bugün süpürgeyi tuttunuz, sokakta temizliyorsanız paranız size dokunacak her şeyin en verimli noktası olacak. O yüzden iş konularınızda işsizseniz bile iş kapınız şimdiden hayırlı olsun. İş mahkemenizin iadesini bekliyorsanız bu yıl bitmeden bunların parasını, hakkını, işe iadeniz, işle ilgili pürüzlerinizle ilgili yapılan iftiralar, yapılan mahkemelerle ilgili haklı ve kazançlı olacağınız bir yıl. Hadi bakalım, bu kazançların size o kadar güzel bir noktada erişeceğini hissedeceksiniz ki mutluluğu, enerjiyi ve size ait noktadaki problemlerin hepsini en iyi şekilde yapacağınız bir nokta olacak. Aşk konusunda inanmayı, size söylenilen her şeye inanmak isteyeceğiniz bir yıl. Yani karşımızdaki sevgilinize güvenmek isteyeceksiniz. Onunla gelecek planları yapıp belki bu ilişkiler konusunda belki o kadar şanslı olmayabilir. İlişkilerinizin sizi çok fazla yıpratacağı, güvendiğiniz kişilerin size duygusal anlamda zarar vereceği ve bunlarla alakalı krizlerde de kendinizi bulamamayla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden ilişkiler biraz sizi zorlayabilir. Özellikle evli çiftlerde boşanmalar, tartışmalar, ailevi konular ve para konularında tartışmalarda ilişkimizde iplerin kopma dediğim noktayı dördüncü ayın dokuzuncu aya kadar yaşanacak tartışmalar, kavga, evden gidilecek çocuklarla anne evine siz gideceksiniz, o gidecek. Böyle kaoslar yaşanacak ve yıl sonu itibariyle boşanma kararları içerisinde olan balıkların hepsi kendi istediğiniz doğrultuda boşanıp yeni yollara, yeni evrelere geçmiş olacaksınız. Evlilik planı içerisinde olan balık burçlarında da bu yıl bitmeden kesinlikle evliliğiniz, kesinlikle hayat, hatta çocuk düşüncesi olanlar için de güzel çocuklar, güzel oluşumlar başlangıcı olacak. Çocuklu olan balık burçlarında da ev taşınma, yeni eve geçme, yeni yuva konuları ile ilgili kurallar oluşacak ve bu kurallarda huzur ve mutluluk söz konusu olacak diyorum. Kayınvalideniz, kaynananız, kocanızın tarafı, görümceniz, eltinizle sorun yaşayabilirsiniz bu yıl. Bunların kıskançlıkları, bunların lafları, bunların sözleri evliliğinizin düzüne saçma sapan laflarla gelebilir. Dedikodunuz mahalleye yayılabilir. Bu dönem giydiğinize, ayakkabınıza, kıyafetinize, takınıza dikkat edin. Çok fazla dedikodunuz etrafta dönecek diyorum. En çok da yakın arkadaşlarınızla geçireceğiniz ve onlarla alakalı yaşadığınız özlemleri, okul yani ilkokul, ortaokul, lise arkadaşlarınızla bu sene bol bol vakit geçirip ya da üniversite arkadaşlarınızla keyifli alanlar, keyifli noktalar size iyilik getirecek, korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara ilişkim geri gelecek mi diyenler için evet geri gelecek. Geri gelecek de yine sana çileli bir hayat getirecek. Yani yeni insanları beklemek, size yeni insanların dokunmasına da fırsat verin. Artık buradaki evreyi kırmanız, bu yıl aşk evrenizi kırmanız lazım. Çünkü parayı her türlü, iletişimi her türlü, ticareti her türlü, borçlarınızı her türlü çözeceğiniz bir yıl. Ama ilişki evrenizi çözmediğiniz sürece 12. evinizin verdiği yalnızlık, korku, kendi içinize kapanmak, kendi dünyanızda sizi unuttuğunuz ve gizli olan noktalarla ilgili düşmanlarınızla yüzleşmenize sebep olacak. O yüzden kendinize çok sağlıklı ve doğru beslenmenizi, hijyen takıntılarınızdan da çıkmanızı istiyorum. Sağlık konusunda evet hijyen takıntınız kendinize ait noktaları belirledikten sonra en büyük ağız aflarınız, rahimle alakalı yumurtalık histi ya da üreme organlarınızla ilgili yaşayacağınız sorunlar biraz ameliyatlık prostat sorunlarınız olabilir ya da üreme organlarınızla yaşayacağınız iltihabik durumlar sizin vücudunuza zarar verebilir. Bunları bir an önce çözmeniz gerekiyor diyorum. Eğitim konusunda en çok yapmak istediğiniz yeni oluşumlar, yeni evreler
çevreler size gerçekten mutluluk getirecek. Ama yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışı fikri olanlar 7. aydan sonra bu kapılar sizin için çok parlak bir şekilde açılacak. Hedeflediğiniz kapılarla ilgili anlaşmalar, yenilikler söz konusu olacak. Yarım bıraktığınız dil eğitiminiz, farklı alanlardaki eğitimleriniz için bu yıl radikal bir şekilde eğitimlerinizi tamamlayıp kendinizi bulma evresi. Kırgın olduğunuz akrabalarınız, küs olduğunuz akrabalarınızla bu dönem yumuşak geçişler yapmanızı istiyorum. Çünkü onların yılan yönleri, karmaşık ifadeleri size çok büyük zararlar verebilir. Bu arada en çok evde elektronik olan bu yıl, en çok elektronik eşyalarınızda bozulma, kırılma, çalınma durumları söz konusu olabilir. O yüzden dikkat edin. Bir de borçlu olduğunuz ve unuttuğunuz kişi size mahkeme açabilir. Bununla ilgili risk altında olabilirsiniz. Borç ya da unutulan bir şeyi de kontrol etmeniz sizin için sağlıklı. Çocuk tedavisi ve de çocuğu olmayan balık burçları, evet, şanslı bir çocuğunuz olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Hatta ikiz bebek sahibi olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Mesela bilişim üzerine ya da bu tarz eğitim ve bu tarz iş alanlarında olanlar, yurt dışı ile ilgili projelerinizde çok büyük bir başarı, ihalenizde ödül olabilir. Hatta kendi markanızla ilgili büyütmek istediğiniz planlar için çok güzel anlaşmalar var. Bunları hayata geçirmeniz, bu mutluluğun tadını şimdiden çıkartın diyorum. Bu yıl size hayatta ne istiyorsanız sevdiklerinizle, umutla, aşkla gelsin, ama büyüklerinizin haksız, yani anne ve babanızın ya da büyüklerinizin size karşı haksız düşünceleri olduğunuzu, sizi yargıladıklarını düşünüyorsunuz. Bence onlara siz abartıyor olabilirsiniz. Onların sizinle ilgili bir sorunu yok. Senin kendinle sorunun var. Bunları çözmen lazım. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel bir yıl olsun.